Herkese iyi akşamlar, İyi iyi geceler akşamlar. hatta. Hoş geldiniz Murat abi, Zafer abi, Umur ve bugün ekstradan ben burada olacağım. Çünkü teknik aksamda birazcık sorun yaşadığımız için ben olsam bile bu kadar çözülebiliyor. Biraz geç başladık, kusura bakmayın. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Bayağı da kalabalık başladık abi. Şu an 700 kişiyle başladık. Biz hiç böyle açmamıştık. 960 görüyorum ben. Ben 963 oldum. Binde mi başladık? Maşallah. Valla bin. Maşallah Bin. maşallah. Maşallah. Çok güzel, Hoş süper. geldiniz bu arada. Hem Hoş bulduk. izleyiciler hem Murat Hocam hem Umur Hocam hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim bulduk, hoş abi. bulduk. Siz de hoş Konuşacak çok şey geldiniz. var. Ya ben bir şey merak ediyorum. Önce onu bir sorayım da aradan bir çıksın abi. Buyur abi. Amazon'dan kaç para aldınız diye sorunuyor hep. Ben de soruyorum ki Amazon'a kaç para verdiniz? Şu adam, şu çaprazında duran adam. Ya bugün trailer gelir, yarın gelir diye 2 ay bize konsey yaptırtmadı trailer gelecek diye. Abi orada bir Arkadaş, üç dakika. tane ya, 2 teaser, bir trailer size denk geldi. Ya Abi siz ne yaptınız ya? Bir bana kaç para verdiniz abi hakikaten Cem abi al yani al ver yaptın. Bütün teaserlar, fotoğraflar artık Jeff Bezos'la ne kadar arkadaşsan ayarladın, çözdün. Tebrik ederim. Gerçekten. ya bu adam kurudu kurudu trailer şey yapacağız diye, yayını yapacağız diye ya. Olur mu abi? Dağıtsaydınız şunları bir tane ona bir tane bana bir tanesi. Üçü de Abi Murat abi olmaz ki ya. bak bir şey söyleyeyim mi? Bütün her şey bu Umur'un yüzünden oldu. Umur eğer ya ben saldım bana gelmesin deseydi yemin ediyorum hepsi ona gidecekti. Ya O ben 2 hafta hep sarkıttı ya bütün hepsi bize denk geldi. Değil mi? Evet. Aslında doğru Harbiden diyorsun. öyle Ona oldu. denk Doğru. gelecekti. İki Vallahi ay ne uzattım ben. olacaktı? Ay sonuna yapalım diye. Ay sonuna baktım. Ay bitiyor. Hala trail diyor. Ya mecbur yapacağız. O sebepten dolayı uzattıkça uzattım. Bütün her şey size denk geldi abi valla. Artık dizi de bana. Yalnız Kalacak abi yani şeyin de Amazon'un olayı da yani çok acayip bir şey ya. Yani Saçma sapan. sen dur. Şubat'tan beri kaç ay geçti? Kuruduk kuruduk kuruduk. Aynen. Yok Vanity dergisinde bir şeyler gösterdi. Yok böyle mangal yaparken Elrond, Melrond, saçma sapan özensiz fotoğraflar. Sonra birden bir meteorun düştüğü teaser. Ardından bir tane sızdı. Brezilya. Bir Brezilya sızdı. tarafından. Evet. Sonra bir uzun bir teaser. Sonra Main trailer. Ulan teaser. 10 gün içinde yaptılar ha bunu. Aynen. Hepsi de benim ameliyatım esnasında Evet. oldu bu arada. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Bir sana bir bana garezi var Amazon'un. Ben sana söyleyeyim. Cem abi içeriden oynuyor. Cem abi içeriden oynuyor. Ben söyleyeyim. Abi almışım zaten ağrı kesicileri. Abim dürtüyor beni. Diyor ki teaser gelmiş. Lan ne teaseri? Ertesi gün dürtüyor yine beni. Teaser sızmış. Lan diyorum ne oluyor? Ya hakikaten Abi burada saçma ben sapan oldu. açıklayayım. Bu işin Zafer abi bilmiyorum yayında gördüm. Bu işin mafyası Zafer abi. Galiba bak hiç de Hiç ses çıkartmıyor ha. Kık kık gördüğün kık gibi. kık diye gülüyor. Hiç. Zaten yayında onu gördüm mü Murat abi diyor ki ben vurdurdum Murat'ı diyor. Sıra diyor Cem'e gelecek diyor. Bu Umur zaten diyor kanalı bana teslim etti. Vay be, Herkes ara. Nazgül gülmüş meyarsa ya hocam. İnanılmaz billahi. Ya Vay direkt be kardeşim. sıkıntı yaşadı abi. Herkes bir sıkıntı parayla yaşadı. halledemeyiz dedi Bezos. Ben direkt ruhumu sattım. Kanla Yalnız ruhum da fena etmiyormuş ya. Valla İyi 3 çözdük. teaser'ı trailer'ı Hakikaten aldım ya. valla. Bravo. Da ekstradan fotoğraflar da var. Ha. Biz bir de main teaser'ı konuşmayacağız. Direkt fragman konuşuyoruz. Yani diğer 2 teaser'ın da bir önemi Evet, kalmadı. onlar geçti gitti yani. Bir Bitti. de öyle bir şey var. Hani üç tane Harbiden. konseylik malzemeyi harcadık bir konsey yapalım yani. Hakikaten ya. Yani bir dağıtsalardı ne kadar Yani iyi o olur hani ya. sadece meteorun düştüğü teaser var ya 1 saat 1 dakikalık. Onunla bile konsey yapardık biz. Yapıldı bir ay önce verseler çok daha iyi olurdu ya. İnanılmaz. Hepsi Neyse Temmuz'a canım geldi. bunları tabii hepsi şaka. Fark etmez kime denk geldi. Önemli olan burada şu anda hep birlikte konuşuyor olmamız. Sizin kanal, bizim kanal, onun kanalı diye bir şey yok Yok. zaten biz için. Evet. Keyif alarak sohbet ediyoruz zaten. Ya bak Umur şeyi yazmış Ömer. Zafer abi anahtar çıktı. Aynen Hediyeyi öyle.
hediyeler getiriyor yani. Hakikaten. Ya. Direkt olarak içeriden. Peki şeyi sorayım. Murat abi sen ne diyorsun? Bir tane daha trailer gelir mi? Gelirse kime gelir? Bence bana gelir. Geliyor artık. Bana geliyor gelir artık. O. Artık bana ya. Evet, Ağustos ayında bir trailer illa gelir bence. O da bir dakika konsey Umur'da. Evet ben de. Bence ay sonuna kadar da beklemeyiz. O trailer gelir gelmez bir konsey yaparız. Olur bence. Olur. Olur abi. Olur abi hiç fark etmez. Bir, peki. Ben de artık bir nemalanayım. Ya Umur bir şey soracağım. Bu yeni gelecek trailer'da ne görürsen şaşırırsın abi. Çok ilginç olur dersin. Çünkü abi, bu son gördüğümüzde bayağı farklı şeyler gördük. Farklı şeyler ortaya çıktı. Sen ne görmeyi beklersin da? Abi bu saatten sonra zaten Sauron sandığımız karakterin aslında Sauron çıkmaması büyük bir zaten olay. Herkes ona Anatar dedi. Anatar çıkmadı. Bir kadın tarafından canlandırılıyor. Bana kalırsa yine bir şey vermeyecekler. Yani bu trailer gibi orta buradan böyle genelden bir şeyler verirler gibi. Ben bir şey gösterecekler. Belki Adar'ı görürüz bir iki sahnede o kadar. Çok bir şey göstereceklerine inanmıyorum bu saatten sonra. Ben de ilk beraber izlediğimizde yanıldığımızı fark ettim. Şey aslında o kadın oyuncuymuş. Hı-hı. Murat abinin çok güzel bir videosu var. O trailer'da orada da anlatıyor aslında. Ben de ilk izlediğimde dedim ki ya bu tamam erkek bu yani. Adar'ın sesi olabilir. Anatar mı acaba diye de düşündüm. Daha sonra onun bir kadın oyuncu olduğu ortaya evet. çıktı. Murat abi sen onu da anlatıyorsun. Kısaca bilmeyenlere bir anlatsana şeyi. Bu oyuncunun adı neydi? Umur sen de söylesene. Kadın oyuncu. Anton. Yok Anton. Brady. Yok Anton Boone Anatar olarak o işte sızdırılan öyle denen kişi. Kadın oyuncunun ismi Brady Season olması lazım. Season evet. olması lazım. Yani o mevzuda herkesin kafasını karıştıran şey açıkçası şeyde sosyal medyada yapılan işte çok net bir şekilde Anton Boone is Sauron deyip onun fotoğrafının konulması oldu. Ve yani hep bu bir senedir çok isabetli şeyler sızdıran bir yerden gelince ve trailer'dan da 5 dakika sonra gelince tabii ki dedin ki ha buymuş demek ki. Çünkü hani trailer'ı seyrettin diyelim hiçbir şey bilmiyordun sen önceden. Trailer'ı seyrettin 10 dakika sonra bu isim vererek Sauron'u bu canlandırıyor diyorsun. Ya arkadaş sen bunu bilmiyorduysan nasıl buldun 10 dakikada bunun bütün dünyadaki aktörler içerisinde kimin canlandırdığını tabii. nasıl bulabilirsin? Yani isim vererek nokta atışı yaparak. Bu da bize inanmamıza neden oldu ama belli ki orada bir karışıklık olmuş. Kendileri de Tonga'ya düştü. Evet aynen öyle. Sıkıntı yaşadılar yani bence. Bir aralarındaki kanalları bir kontrol etsinler. Bir akışta bir sıkıntı var demek ki. Görünüşünü evet. bilmiyorlardı abi çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Yani Sauron'un o karakteri kişinin canlandırdığını biliyorlardı. Anson bulmuş bu arada. Anson bu. Sauron'u bu kişinin canlandırdığını biliyorlardı belki de. Ama nasıl göründüğünü bilmiyorlardı. Böyle bir karakter çıkınca tak dediler ki Anson Boone. Bizdi. Ben ne bileyim ben hayatımda ilk defa duydum çocuğu. Zaten önemli bir şey de yok. Evet abi kim o? Yapımı da yok bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz ya. Normal bilmiyorum. Bir insan yani. Evet. O yüzden yan rollerde insan oynamış. İnsan güvenlik tabii. Ama yani. Bir yandan da yani Sauron'u Anson bunun canlandırdığını daha önceden biliyorsan ve işinde sızıntılar vermekse niye vermedin daha önce o bilgiyi? Çünkü işte orada aklı olanın cevabını bulacağı bir soru. Evet. Neyse öyle. Boş ver abi. Evet abi yani sonuç olarak oradan gol yedik. Sauron değilmiş ya. Yani. Evet. Evet ama hepimiz öyle düşündük değil mi? Sauron diyen resmi şey mi? Değil. O zaman hala Sauron olabilir. Ya şimdi şey dediler. Evet ya, şey yani dedi. Hala Sauron ama. Olabilir o. Yani çünkü resmi olarak açıklanmadığı sürece zaten androjen denilen bir karakter. İkisi de kadın da adam da. Kadın fazla erkeksin, adam da fazla kadınsın. Abi aynı kişi onlar. Gibi. Yok şu Anson'la öbür oynayan kızı diyorum. Hı-hı. Aktörleri diyorum. Ha, tamam. Normal hayatta da çok tipik tipler bunlar yani şey olarak anladım. Fotoğraflarda. Pardon. Yani çok birleşik, cinsiyet olarak çok birleşik duruyorlar zaten. Hani o bakımdan hala şey olabilir, Sauron o olabilir. Çünkü ya. Belki de şey yapacaklar yani Anatar rolündeki şeyi efemine bir adam ya da erkeksi bir kadına oynatacaklar yani. Ya aslında düşününce o anın tabii böyle heyecanıyla hemen yorum yaptık da düşününce bence de Sauron'u trailer'da göstereceklerini hele öyle bir
pozisyonda göstereceklerini pek düşünmüyorum. Böyle bir garip böyle bir bakıyor böyle yana. Yani o üfledi, elinden bir şey üflediği yer daha güzel ama. Ya Sauron'u ilk kez gösterdiklerini daha böyle heybetli falan gösterirler diye düşünüyorum. Bir de bence zaten şeyde de videoda da anlatmıştım. Bence ilk sezon zaten anahtarın kim olduğunu bile anlamayacağız. Yani ilk sezon mevzu anahtarın kim olduğunu bulmak olacak. Muhtemelen. Bana sorarsanız ya. Sauron belki Sauron formunda hiç çıkmayabilir yani. Anahtarı bile anlamayacağız ilk bölümlerde. Kim acaba? Halbrand diyen var. Çok çok. Bir sürü teori var. Trailer'da da şey diyor abi, pek çok ismi vardır. Yani acaba oradan mı bir yola çıkacaklar ya, bilemiyorum. Hani pek çok isimden acaba farklı bir işte şekil değiştirme mevzularına mı girecekler acaba? Yani bunda biraz şeyiz. Sen biraz karşısın bu şekil değiştirme mevzusuna, anlıyorum. Hani belki bir kadın olarak da görülebilir. Belki farklı bir yerde farklı şekilde de görülebilir. Yani bütün halkları kandırmak için bu şekilde mi yapacak? Bilemeyeceğiz mi? Abi bir kere dizinin ismi Lord. Lord of the Rings. Lord. Kadın Lord gördün mü sen? Yani kitabın ismi Lord abi, yani ben demiyorum ki bunu, bilmiyorum, hocam ne düşünüyor yani. Amazon istediğini istediği şekilde yapabilir belli ki yani. Balrog ortaya çıktı, meteor geliyor, Sauron'u da kadına dönüştürebilir isterse, ama yani bence aykırı olur. Ve shape shifting olayı da öyle bir durum değil yani, pek orta dünyada yani her istediği, mesela seni gördü Aragorn kılına giremiyor, anlatabiliyor muyum yani. Ne bileyim, herhangi bir kişinin kılına girer diye bir sonuç çıkar o zaman shape shifting'de. Yani Feanor kılına da girer, aynen. Meren kılına da girer. Aynen öyle. Luthien de olur. Ya öyle bir şey var mı abi orta dünyada? Bu sadece kurt adam şeklinde giriyor. Bir de kaçarken yarası oluyordu. Okay. Yani onun dışı, onu da ben Tolkien'in sonradan pişman olduğunu düşünüyorum. Yarasaya falan döndürtmeyi. Ben şey, onunla alakalı birkaç teori okudum mesela. Aslında işte onu acaba Christopher Tolkien'in yanlış mı anladığı ile alakalı birkaç yazı var internette. Yani olabilir. Christopher Tolkien'in işte, çünkü vampir olarak geçiyor. Bunları acaba Christopher Tolkien yanlış anladı ve yanlış mı aktardı diye bir yazı okumuştum internette. Çünkü çok Tolkien'e uygun olmadığını söylüyorlardı. Yani yazı da öyleydi. Kurt adam kısmı aslında çok şeydi. Çünkü orada vampir kurt adamlar kısmı. Adası ya orası. Evet. Zaten. Ama yani kuş olup yarasa, vampir mesela. Bir şey, aynen. Tygrunwetil falan var işte. Acaba işte bunu Christopher Tolkien mi yanlış anladı falan diye bir yazı okumuştum. Tabii bunlar hep fikir abi zaten. Net kesinliği olan durumlar değil. Ya bence yani bugün bir arkadaş söyledi. Duygu Hoca söyledi. Shield Maiden bizim şeye gelen, sürekli chatte olan, tanıştığımız da bir arkadaş. Yani şey dedi, gözler falan hani çok açık mavileşiyor falan. Yani şey aklıma geldi benim. Ya acaba Witch King ya da Nazgüllerden biri ve dönüşüm aşamasında bir karakter mi olacak? Yani Wright evrenine yaklaşıyor. Artık yüzüklerin etkisiyle dönüşüyor. Şeyleri soluklaşıyor. Ama yüzük yok hocam etrafta. İşte evet, yüzük yok. Ben bugün eline de baktım. Şey yok. Üflediğinde yüzük yok ortalıkta. Yok. Yani, daha dövülmemiş. Çünkü sezon ilk sezon yüzüklerin yapılıp uymuyor. Da dağıtılması için evet. Çok erken değil evet, mi? Evet işte zamanı yani. Da uymuyor. Yani şey olarak zamanı uymuyor. Kronolojik olarak uygun değil yani. İlk sezon için dönüşme hikayesi hiç uygun değil yani. Teo ya karakterinin o, diyorlar. Onun diye. Herhalde en büyük şeyi onlar işte doğulular falan olabilir. Doğugillerden olabilir. Sauron'u işte takip eden bir şey olabilir. Tarikat olabilir. O kısım bana daha şey geliyor. Mantıklı geliyor ama elinden karanlık çıkartması bir yandan beni düşündürüyor. Çünkü yani büyüsel bir olay öyle alelade insanların yaptığı bir şey değil şeyde. Orta dünyada. Tabii önüne geleni yapacağı bir şey değil o. İşte acaba şey diyorlar yani mavi büyücülerden birisi mi diyen de var mesela. Acaba o şekilde mi yapıldı? Çünkü Sauron zannettiğimiz mi? Evet. Evet onu öyle diyor. Yok be abi. Diyorlar yani, söylenti bu. Ya çok ucuzlaştırır öyle yaparlarsa evet. Ya. O kadarını bilemedim yani. Çok yoksa şey... sıradan biri nasıl büyü yapıyor abi? Ben onu anlayamadım yani. Bana yani, da tamam. En yakın mantık Zafer abi, Murat abi dediği gibi şey gibi geliyor sanki. Yani hakikaten bir Melkor kültü, Melkor şeyi çok... gibi, ama o tabii şeyi öğrenmemiz lazım. Ya yani nasıl büyü yapıyor bunlar? Ya kara büyü mevzusuna mı girecekler acaba? Yani karanlık sanatlar, karanlık büyü taraflarına mı girecekler? Bunlar hani
işte kurban mevzuları olacak mı acaba? Çünkü öyle şeyler de okuyorum ben. Doğuyu bir de biliyorsunuz haritada çok daha açık gösterilen, normal Middle Earth o kadar doğuda açık değildir. O doğu taraflarının, belki de doğu krallıklarını falan daha gördüğümüz, karanlık tarafını doğunun gördüğümüz bir şekilde mi yapacaklar? Öyle mi bir kara büyü mevzusu olacak acaba? Bence mümkündür ve öyle olması en mantıklısı. Bence de. Şu anda. Ya şey olacak ha, yani bu fragmanlardan anladığımız temel olarak herhalde birkaç şey var. Bir kere emek verilmiş, üstüne düşünülmüş, görsellikte sorun yok. Yok. Ama bizim okuduğu, yani Tolkien'in yazdığı şeyi fazlasıyla esnetecekler gibi yani. Hani öyle duruyor fragmanlardan gördüğümüz o. Yani bambaşka karakterleri bambaşka şekillerde ya da tanıdığımız karakterleri başka başka işlerde görebilme ihtimalimiz her fragmanda daha fazla artıyor. Abi 5 dakikalık 2 tane video seyrettik diyebiliyor musunuz? Birkaç sahneyi tahmin edebiliyoruz da. Evet, onun dışında kitabın şu kısmında anlatılan yok. Şu kısım işte burası yok. Diyebildiğimiz bir şey var mı? Bir ağaçların karartılması var. O da zaten sızdı yani. Trenin içinde yoktu. Ben şey diyemiyorum yani. Şu sahne işte mesela Theo'nun sahneleri mesela. Hiçbir şeye bağlayamıyorsun. Hiçbir şeye bağlanmıyor. Yani hiçbir yere bağlanmıyor. Boost Troll'ünün saldırdığı yer Galadriel'e bir şeye bağlanmıyor. Yok, Galadriel'in Miriel'le konuşması. Nasıl? Yok öyle bir şey. Yani evet. Palantir mevzusu. Palantir hani Numenor'da var. Oraya kadar Palantir var. Ama gelip de Galadriel Miriel'le muhabbet edip Palantir'i kullanmıyor yani. Öyle bir şey yok. Finrod'un ölüşü. İşte onu nasıl yapacaklar mesela. Ama Finrod'un işte. Şeyi evet. Var. Pençe izleri var. Pençe izi var. Pençe izi ama var. Şöyle bir durum var. Beren'le Luthien onu Tol Sirion'daki bir tepeye gömüyorlar. Tabii. Yani burada öyle bir hani Galadriel çağrılıyor, onu götürüyorlar, cenazesini temizliyorlar, düzeltiyorlar. İşte o ağıtını yapıyor ya da ağlamasını, yasını tutuyor, gömüyor değil. Orada şeye gömülüyor. Tol Sirion'da gömülüyor. Felagut film atıyor. İlk sahneyi ne diyorsunuz abi? İlk sahne sizce neresi? Yani ani alev muharebesi bence ama ben hemen onu görüntüye vereyim mi? Bir vermeye olur. Çalışayım. Ver abi. Bence o şeyden sonrası. Sayısız gözyaşı. O gözyaşına Galadriel'in akan gözyaşı da ona bence bir atıf. Ben Unfoglit diye düşündüm orayı ama bakalım onu açıklarlar muhtemelen diye düşünüyorum. Evet abi şu an ekrana verdim. Size bir gelecek 15-20 saniye sonra. Yani sonuçta her ikisinde de iki savaşın sonunda da Galadriel kadar önemli bir elfin artık Melkor'un hakimiyetinde olan topraklara gidip de orada öyle bir şey yapması pek mümkün değil. Onu hemen dertop eder Melkor'un yanına götürürler yani. Yani Galadriel girip de orada gezinemez yani. Ya şey vardı o Aynalev Savaşı'ndan sonra mıydı? Ninnaya Tarnadoidat'tan sonra mıydı? Hani, ne? Bu bütün cesetleri bir yere topluyorlar. Sayısızdan sonra. Sayısızdan sonraydı. Hatta Hurin'in karısı bakıyor ya. Hurin'in karısı gidebilir ama. Yani bu, Galadriel gitmez. Yani göndermezler zaten. Yani fazla kıymetli bir yer. Yani burası onu... için Ani Alev Muharebesi yazıldı işte. Onun için ben denilen bak, senin dediğin gibi yani Anfoglit olabilir çünkü çoraklaşmış bir toprak. Evet. Görüyoruz yani. Evet. Ben ondan Anfoglit mi diye düşündüm. Şey mi yaptılar acaba? Hem Sayısız Gözce Savaşı'ndan bir şeyler aldılar. Ani Alev Savaşı'ndan bir şeyler aldılar. Harmanladılar mı? Yani hikayedeki ya Amazon belirli... çok yalancı. Yani hakikaten evet. Yani yalan beyan yapıyor. Yani biz ekleri aldık falan diye ciddi ciddi bunların şeyleri ne derler sözcüleri konuştuk. Ama yani biz abi, fragmanlarda ikinci çağda... İkinci çağdan daha çok birinci çağa göndermiş. Evet. Hani abi o zaman gösteremezsiniz. Yani bu şey değil ki yani kaçak sigara hikayesi değil ki. Yani bu yayınlanacak şey yani bu. Nasıl almadığın telifin şeylerini göstereceksin. O ekleri de didik ettik. Bir aynen. İki şey var birinci çağda hani adı geçen. Ama o kadar yani bir kelime, bir cümle, yarım cümle. Bu kadar cümle, yok ama. Peki bir şey. Yok canım hiç alakalı. Bu kadar yok. Birinci çağla doğru düzgün hiçbir şey yok eklerde. Birinci çağlar direkt şey telifi alınmış yani. Başka türlü nasıl anlatacaklar yani? Doğru. Biraz ki bu sahnede birinci çağdan olması. Kesin birinci çağ. Tabii kesin birinci çağda böyle bir şey yok. Bu kesin abi. Bir savaş alanı burası yani. Evet. Yanmış bitmiş bir savaş alanı. İkisine de uyuyor.
gazap olamaz. Şey yok, öfke savaşı yok, olamaz değil. Çünkü yok, battı oralar. Evet, evet, aynen. Yani belki de o şeyi çok da önemsemeyecekler. Yani gitmiş Galadriel evet. Orada yapmış yani o işi. Ya her işin içine Galadriel'i koyacaklar herhalde. Galadriel o savaşın sonuna da gitmiş. Bu savaşın başında da olmuş. Orada da aynen varmış. Öyle. Bu, yani en azından birinci sezon için benim anladığım fragmanlardan, teaserlardan bütün olay örgüsü Galadriel neredeyse yani Galadriel ağzından anlatılıyor hikaye gibi geliyor bana. Her şeyde Galadriel var. İşte bir savaş oluyor Galadriel var. Bir savaş oluyor var. Evet. İşte Numenor'da var. Şey de var. Zaten Forodbeyt'e zaten var. Gidiyor. Bütün olayı Galadriel üzerine Galadriel kurmuşlar. Anlatıyor hikayeyi. İşte ben, bana destek ol falan diyor ya. Hani. Falan. Yani Numenor'da. Galadriel bir lider ve hani onun tarihçisi yazmış. Galadriel'in tarihçisi yazmış gibi anlatılıyor hikaye. Yani benim anladığım kadarıyla böyle. Her yerde. Her yerde. Gerçi yani. Serbest bir alan var orada. Galadriel'den hemen hiç bahsedilmediği için doğru düzgün. İstedikleri adamlar istedikleri yere at koşturuyorlar. Ama bu uygun oluyor mu? Olmuyor. Yani o ayrı bir şey. Ama hani şöyle bir serbest alan var. Bahsetmemişler. İşte Galadriel oraya gitti denmiş. Buraya gitti denmiş. Eşiyle burada evlendi denmiş falan. Ama arada 1000-2000 yıl geçiyor, tamam mı? Bu sıralarda da bu kadın bir yerlerde yaşıyor değil mi? Yani bir şeyler yapıyor. O arayı da şey yapabiliyorsun işte hani vakıfla anlaştığın telifte sorun çıkmayacak şekilde kendin doldurabiliyorsun. Muhtemelen Galadriel'i her yerde olan bir karaktere dönüştürecek. Abi işte gökte arayıp yerde bulduğun şey güçlü kadın karakteri abi. Evet. Zaten biliyorsun çok istenen bir şey bu son yıllarda. Galadriel de güçlü bir karakter. Etinden, sütünden, her şeyinden yararlanalım demişler kısacası. Yani mesela Elrond gereğinden zayıf değil mi abi şu anda? Şu anda yani çok Elrond çocuk. İkinci çağda çok önemli işler yapmış yani. Acayip çocuk gibi şu anda. Savaşlarda var, imla dizisi kuruyor vesaire bir sürü şey var ya. Karakterini geliştirecekler ama, herhalde ya. Ben öyle düşünüyorum. Umarım öyledir yani. Bugün yani, şeyde bu en son San Diego'da yaptıkları paneldeki şey karakterine yaklaşırken neler yaptın? Çok ikonik bir karakter bu Elrond diye soruyorlar Aramaya'ya. Aramaya cevap olarak diyor ki yani ilk başta diyor bu bir öksüz olmasından yola çıktım diyor. Ondan sonra yani bir kendini geliştirmeye başlayan bir yolda İlk karakteri oluşturmaya başladım. Şu an diyor o bilinen ikonik formunda değil diye açıklama yapıyor mesela yaklaşımı. Anladığım kadarıyla orada ters bir mantık yürüterek şeye gitmişler abilerim. Yani Elrond'u basamak basamak o 3. çağda gördüğümüz çok güçlü Elrond haline gelişini gösterecekler diye anladım. Çömez başlatmışlar. Aynen. Evet, çömez başlatmışlar. Çünkü çocuk direkt öyle bir noktadan başlayınca hemen hatta o Stephen Colbert de şey diye söylüyor. Ya öyle diyorsun ama diyor. Yani sonuçta kardeşin de diyor Numenor'un en başı diyor yani. Ona ne diyeceksin diyor. Orada bir millet gülüyor, alkışlıyor falan filan. Yani öyle bir şeyi de var. Çocuğun da biraz üstüne gidiyorlar. Çocuk biraz tedirgin gibi öyle hissettim ben. Bilmiyorum yani. Oyunculuk anlamında değil ama Hugo Weaving'in Elrond'u çok büyük Elrond'tu ya. Şimdi tabii acaba abi. Onu doldurabilir miyim endişesi var. Hem şeyde de gördüm ben bunu. Galadriel'de de gördüm. Şeyde de gördüm. Çünkü çok ikonik karakterler olmuş. Bunlar çok genç. 20 yıllık evet. Bir de üstünde şey var. Tortu var. 20 yıllık bir yani binlerce kez tekrar izlenmiş filmler. Geriliyorlar. İnşallah iyi senaryo yazılmıştır da çocuklara bu yükün altında kalmazlar. Öyle katılıyorum. Ben ama bir şey söylemek istiyorum abi. Şimdi Elrond'un çömez olduğuna değiniyoruz ancak Elrond'un çömezliğinden ziyade Gil-galad'ın nasıl bir kral olduğu da önemli aslında. Çünkü Elrond'un en büyük feyz aldığı isimlerden, karakterlerden birisi Gil-galad. Gil-galad'ın karakteri ne denli iyi yazılırsa Elrond'un da karakteri o denli iyi gelişir. Yani Gil-galad ne kadar iyi olursa Elrond o kadar iyi olur. Ben burada evet Elrond çömez ancak ben Gil-galad'ı daha şey görmek istiyorum. Zaten onun o fragmanda da gördüğümüzde heybetli bir kral izlenimini veriyor. Sezonlar ilerledikçe Elrond'un da Gil-galad'dan aldığı feyzle karakterini geliştirdiğini, oyunculuğunu da üstüne koyduğunu görürüz diye düşünüyorum aslında ben. Aslında pek de çömez de sayılmaz aslında. Çünkü yani Sauron'un 1500. Yılda anahtar gibi geldiğini düşünürsen... Evet.
En azından 1500 yıldır hayatta yani. Hani çömez de çok da çömez değil yani. Murat Hocam. Geç oldu hocam. Yok canım o kadar. 1500 senede değildir. Yok canım. Melbourne'un yavaş yavaş gelişmesinden benim sıkıntım yok. Yeter ki o savaşlardaki rolünü çalıp da Galadriel'e vermesinler. Aynen öyle. Tabii sen... ordu komutanı sonuçta adam. Tabii. Şey değil ki yani böyle. Sadece bir vali gibi ayrık vadiyi yönetiyor değil ki adam. Yani şey bir ordunun komutanı yani. Gilgalad'a bağlı işte iki tane ordu varsa işte ikinci ordu komutanı da Elrond zaten. Tabii. Ya şeyi inşallah çocuk altından kalkar ama şimdi bu panelde izlerken en çok dikkatimi çeken bütün şey konuşmacıların İngiliz aksanıyla İngilizce konuşmaları Galliler var. İşte Morfitt de Galli. Gilgalad ve şey ben Durin'in konuşmasına bayıldım. O da hakikaten öyle bir şey var. Güzel bir hikaye anlatıyor. Gerçekten Galliler'de şeyde güney taraflarında babası bir madenciymiş adam. Neredeyse diyor senaryo okuyunca sanki ailemin hikayesi gibi geldi bana diyor. Çok yakıştırdım. Ne diyorsunuz da abi şey ya ben Dehane. Adamın tipini görünce ya dedim bu muymuş ya bizim Durin dedim. Biz hep evet. Yayında makara yapıyoruz Zafer abiyle. Önden cüce bu yandan hiç çekmiyorlar diye. Adamın gerçek haline gelince bayağı bir şaşırdım. Durin bayağı iyi mi geliyor? Durin gayet iyi. Evet. Ya, cüceler de bir sorun yok ya cüceler cüce yani. Hakikaten. Mis gibi. Cüceler cüce olmuş. Şey abartılıydı. Hobbit'teki cüceler çok abartılıydı. Çok karikatürizeydi. Evet. Ama onun haricinde şeyde bir hata yoktu. Lothar'da da yani o şey Peter Jackson'ın filminde de Gimli falan cüceydi yani hakikaten. Ha. Hiçbir şeyi yoktu. Kadınları püripak sadece. Biraz evet, böyle yani, ciltleri ama çok temiz yani. O da hiç gözük hiç bilmiyoruz ya aslında. Yani çok ilgililer hariç kimse bir şey bilmiyor ya. Yani. Nasıl koyarsan öyle gidiyor işte. Bir bilgi vereyim. Şeyi sordular bunu panelde. Seyirci sordu direkt prodüktöre. Dedi ki yani bu sakalsız cüce hanım ne olacak bu falan dediler. Prodüktör şey dedi. Bir tek Disa öyle. Geri kalan hepsi sakallı ve bunların her birinin ayrı ayrı makyajlarında bulundum dedi. Aa. Disa köseymiş demek ki. Bir tek Disa köseymiş. Kraliçe diyorsun. Geri kalan bütün cüce hanımlar sakallıymış. Öyle dedi. Bilmiyorum. Abi bütün toplumun sakallı olduğu, kadınların sakallı olduğu bir yerde birisi sakalsız çok şey değil mi bu yani? İlginç anormal değil mi? Olur. Ya bunu hem çıkmıyormuş hem anormallik abi. Olur hem de çok kıymetli olur yani. Evet kral alır yani. Başkasıyla evermezler de onu yani mümkün değil. Biz bu çocuğu şey derlerdi yani annesi babası sakal makal çıkar. Biz bunu bunu Durin'e kattırırız derlerdi yani. Çok içleri rahattır. Yani. Geç abi önemli konulara gel hadi. Abi yani. Ufak ufak görüntüleri göstereyim ve konuşalım olur, üzerine. Bakalım neler çıkacak neler. Zaten bu sahneyi konuştuk iyi kötü. Hemen devamında bir barış zamanından bahsediyor. Barış günlerimiz başladı diyor. Burada Robert Aramayo'yu görüyoruz. Gilgalad konuşuyor. Burada söylenecek pek bir şey yok zaten. Yok, çocuklar el ele nehir kıyısında geziyor. Ya ben konuşmayı hiç sevmedim ya. İlk başta dedim yani sanki dışarıdan seslendirilmiş. Hani Azerbaycan televizyonunda dizi izliyormuş gibi geldi. Sizde öyle bir his oldu mu? Ya ilk baştaki iki konuşmayı hiç sevmedim. Yani sanki yamamaymış gibi geldi sesler bana. Şimdi yani hiç öyle düşünmedim. Yok. Ben valla aklıma şey olmadı abi ya. Hiç dikkat etmedim. Dışarıdan birisi konuşuyormuş gibi. Sanki hani görüntü var da birisi şey yani konuyla alakasız birisi seslendirmesini yapıyormuş gibi hissettim. Yani fragman için özel seslendirme mi diye düşündün? Ha abi. Yani çok yabancı geldi bana Gilgalad'la. Hatta ben şeyi sevmiştim Galadriel'in tavrını falan ama Galadriel'in sesini de sevmedim bu sefer. Dikkat etmedim. Ya bu taç meselesi nedir? Ya bir fikri olan var mı? Bu taç ne tacı? Yani ne oluyor olabilir? Murat abi ne düşünüyor? Ya bu taçı 3-4 seferdir görüyoruz da. Yani Gilgalad bir böyle bir görevlendirme taç takma ya da Zafer abi Umur ne diyorsunuz? Bu taç meselesi ne olabilir abi? Yani bu tamamen uydurma mı bu? Gilgalad yüksek kral olduğu için Galadriel öyle bir aynen. O da sonuçta Noldor Galadriel'de ona taç takmış. Yani. Aynen. Çok bence
enteresan ya şey, bir şey yapıyorlar. Celeborn'la beraber bir sürü Eriador'daki Eriador bölgesindeki elflerin yönetimini üstleniyorlar. Belki bir görev bildirimi bu da. Bu ha, belki olabilir. Bakıyorsunuz diye. İkinci çağda belli bir süre Celeborn'la beraber Eriador'u yönetiyorlar. Oradaki elflerin. Lothlórien'in valiliğini bile vermiş olabilir. Daha ona var hocam ya. Belli ama gerçi abi. Sıkıştırırlar. Sıkıştırdılar. Olur. Ben bunu Forodway'de gitmeden önceki taş takımı diye düşünüyorum. Yani Forodway'de göreve gideceği için ben burada Gil-galad'dan izin alacak. Çünkü hani Gil-galad Noldor kralı. Ha tamam, Galadriel çok önemli karakter ama Gil-galad Noldor kralı ve ona bu izni verip bu tacı takıyor diye düşündüm. Yani Forodway'de gitmeden önce bu arkadaki kişiler böyle kılıç kaldırılma sahnesi var ya. Bence orada Gil-galad'ın yanındaki ekip diye düşünüyorum. Ama şey diyor abi, barış zamanı geldi diyor. Yani bu böyle abi, fragman, göreve gidiyor fragman, gibi değil. Yani. Fragman hilesi yapıyorlar ya. Arkaya farklı konuşma koyuyorlar. Arkaya farklı şeyler koyuyorlar. Ona geliriz zaten. Fragmanlarda genelde bu hileleri çok yapıyorlar. Yapıyor da Marvel burada çok olduğunu yapıyor. Zannetmiyorum. Çünkü burada bir ödüllendirme var. Yani bir görev veriyor gibi değil yani. Ama bir... kendi kafasına göre de gidemez diye düşünüyorum. Yani Gil-galad'dan izinsiz ben... Galadriel kimden izin alacak be? Ya, bilmiyorum. Yani Gil-galad varken, ya bir kral varken ondan izin alınması gerekiyor. Gil-galad'dan da yaşlı bu arada. Ama kral kim? Yani başka. Kral var abi. Kraldan izin almak lazım diye düşünüyorum. Galadriel kişilik olarak şey yapmaz. Hani, izin vermese de gider. Belki senin dediğin gibi izin istemiştir de vermese de gider yani Galadriel. Fark etmez o. Nasıl işlediklerini bilmiyoruz. Ama şey izin istemiş olabilir sonuçta. Yani Noldor'un yüce kralı ortamında Gil-galad. Ama bu arada, yani vermese de gider ya. Yani. Bu Lindon ve Gil-galad biraz böyle Roma Empire evet. esintisi. Numenor'da evet. biraz daha Helenistik, eski Yunan, eski. Makedonya. Ben mesela Great Alexander'la çok örtüştüğünü düşünüyorum. Yani oradan feyz aldıklarını düşünüyorum. Büyük İskender'den, onun medeniyetinden falan. Biraz öyle bir şey olmuş. Birisi Roma, birisi eski Yunan gibi. Numenor evet. daha benziyor. Doğulu bir tandansı var. Yani şekiller mekiller yani Makedonya, Balkanlar falan durumu var Numenor'da bence de. Ama şey Roma canım yani Gil-galad'ın tayfa Roma evet, yani. Tabii. Her şey de Roma. Birebir. Pelerinler dahil. Yani çok çok şey, benziyor. Benziyor. Yani gerçi bazı abi. Şeyler kaçınılmaz da zaten hani ne yapsan bir şeye benzer. Sıfırdan bir şey yapmak zor. Ama çok şey abartılı bir şekilde özdeşleştirmişler. İnkar etmiyorlar diye biliyorum abi Roma mevzusunu ya. İşte Antik Yunan, Roma, Makedonya. Çok inkar etmiyorlar yani yapımcılar. Yani yapmadık falan demiyorlar ama dediğiniz gibi yani muhtemelen öyle. Benziyor, andırıyor yani. Yani burada bir şey var işte. Daha demin Murat abi söyledi. Çocuklar böyle bir kayıttan gibi büyük ihtimal burası Numenor diye düşünüyorum. Yani öyle anlaşılıyor. Ve buradan daha sonra işte sahillerine geliyoruz ve tekrar burada bunlar acaba ağaçların ışığı mı? Diyeceğim ki öyle gözüküyor çünkü bir kısmı gümüş bir kısmı altın. Hı hı. Şimdi anladığım benim şöyle soru olarak soracağım bunu ama anladığım şu. Bunlar bir şekilde Valinor'a geri gitmeye çalışıp mı gemileri batacak acaba? Bu mu? Bunu mu anlamalıyız? Ne diyorsun? Bence öyle. Umur, bence öyle abi. Bence biraz öyle abi ya sanırım. Ya Numenor'a gönderdiklerine göre oradan da Valinor'a gönderir senaristler yani. Mantıklı şey içinde, dizi mantığında diyorum. Yoksa hani normalde Galadriel zaten Orta Dünya'ya geldikten sonra geri dönene kadar bir daha batıya gitmiyor. Yani Numenor'a da gitmiyor, Valinor'a da gitmiyor. Ama hani şey, Numenor'a giderken batacak olma ihtimali çok yüksek. Çünkü diğer fragmanlarda falan da böyle gri ve sarı ışığın üstüne doğru yani batıya doğru gittikleri hissediliyordu. Onu vermişlerdi. Gemiler kuğu gemileri zaten. Numenor gemisi değil bu. Alakoyan da gemisi ya da Kirdan'ın yattığı gemilerden. O bakımdan hani büyük ihtimal Numenor'a doğru giderken yasaklı oldukları için şey yapamayacaklar, ulaşamayacaklar yani. Şeye batacaklar ama... İşte çok bağlamından kopuk konuştuğumuz için aslında yani fal bakıyoruz yani. Böyle evet, de olabilir, tabii. şöyle evet. de olabilir falan. Bence güneş mesela abi. Bence ağaç yani. Değil yani. Güneş, ya ikinci güneş. Çağda mı gitmeye çalışıyorlar o zaman? Anladın onu mu çıkarmalıyız? Yok bu normal gemideler abi. Bunda güneş yükseliyor. Yok bence güneş. Ağaç değil bu ya.
birinci çağda. Bu gemi ama değil işte yani bu... Numenor'a gitmeye çalıştıkları bence. Bu tamamen farklı bir sahne. Bunun herhangi bir şeyle ilişkili olduğunu ya düşünüyorum. Öyle vermişler ki abi hangi sahneyi hangi nereye otur yani bilerek yapmışlar zaten. Çok karışık fragman oyunları çok var yani. Çok da önemli değil abi ya. Değil. Aynen. Devam ediyorum o zaman abi. Sorun yok. Yine bizim şey gökler çok tuhaf dedikten sonra şimdi burada en işte burada aslında artık direkt lore'un kırıldığını burada görüyoruz. Yani hikayeyi birbirine yapıştırmak için biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Galadriel'i her yere koymuşlar. Palantir mevzusuna geliyoruz burada. Yani bu Palantir mevzusu evet Palantir var Numenor'da ama Galadriel'in orada ne işi var? Mevzusu çıkıyor burada. Şimdi bundan sonra bir seri görüntü geliyor. Burada işte daha demin Umur'un söylediği büyük ihtimalle bu kurguyla oyun dedikleri şeylerin en yoğun yapıldığı an bu elini Palantir'e koyduktan sonra ve korktuğunuz gün geldi gibi bir şey söylüyor burada Miriel. Ve bundan sonra çok seri görüntüler var. O ya seri burada, görüntüler bence bu Palantir'de görülen şeyler değil. Bence de. Ben de öyle düşündüm. Bence de hile var burada ya. O, yani kardeşini görüyor olabilir ancak bir iki sahne mesela çok alakasız. Arondir'in yakalandığı ork kampında Arondir'in muhtemelen gözünden bir orku görüyoruz. Ne alaka mesela? Ben onu anlayamadım bu sahnede. Palantirlerin sahne... geçmişi gösterme özelliği yok zaten ya. İşte. Ne geçmişi ne geleceği. Yok. Geleceği. Palantir bir nevi cep telefonu. Aynen. Cep telefonu gibi bir şey. Ama geniş şeyli yani Palantir'in olduğu belli bir bölgeyi tamamını görebiliyorsun eğer ustaysan. Ama geçmişiyle ya da geleceğiyle ilgili bir şey görmüyorsun. Şimdiyi görüyorsun. Ha, o bakımdan hani Murat Hoca'nın Cem'in dediği ya da Umur'un şeyde, dediği şey doğru. Bu geçmiş savaşlarsa göremez zaten Palantir'i. Sauron'da Denethor'u öyle kafaya yedirtiyor ya. Hep Palantir'in içerisinde evet. En güçlü olduğu ah ordularını be. İşte korsanları falan gösteriyor ve Denethor da ihtişamın karşısında bir şey yapamayacağını düşünmeye başlıyor. Ve yani. Deliriyor. Ve kafayı sıyırıyor. O yüzden hani Palantir'in içerisinde geleceği görmesi özellikle o Numenor hani bir şey var ya suyun altından bir şey var kırmızı. Mesela onda Numenor'un batışı mı acaba diye düşünüyor. Ama Vision Palantir'in içerisinden onu görmek mümkün değil ya. Palantir öyle mi yaptılar peki? Değil. Peki bir görü görebildiğiniz bir şey gibi özel bir nesne gibi yapmış olma ihtimalleri sizce? Yani Galadriel'in aynası değil. Vardır yani. Fakat o şeyde söyleşti. Miriel şunu da diyor. İşte Numenor'un zirvesinde olan bir kraliçe ama içten içe de bu güzel günlerin biteceğini ve işte Numenor'un çökeceğini hissediyor falan gibi bir sözler söylüyor. Miriel'i oynayan oyuncu. Yani Miriel'e de böyle sanki böyle bir ön sezi gibi bir şey vermiş olabilirler şeyde. Soru röportajında da var abi o ya. Böyle bir cümle kuruyor. Röportajında da var bu. Buna benzer. İşte Miriel'in aslında hissettiği, tırnak içerisinde gördüğü, Palantir'e dokunup gördüğü gibi bir şeyler internette dolaşıyor. Yani o sebepten diyorum. Acaba Palantir'le bir görü görme mi yaptılar diye. Ama değil Miriel demişler. Oranın kraliçesi olması dolayısıyla ortamı kokladığı için kralın adamlarıyla işte inançların çatışması nedeniyle bence öyle bir hissiyata giriyor. Bir şey vision gördüğü için değil. Yani. Ben öyle düşünüyorum ama farklı da olabilir tabii. Belki uykusunda göstereceklerdir. Ha, olabilir. Yani. Bence de zaten burada yani trailer'da birden fazla görüntüyü bunu çok sıklıkla yaptılar. Yani bu 4-2-3 tane teaser'da, main teaser'da sonra trailer'da da yine aynı taktiği. Araya böyle yarım saniye fazla görüntü koyup ya bu nedir diye sordurmaya çalışıyorlar. Burada da tam Palantir'e dokunduktan sonra peş peşe çok fazla görüntü koyup işte bize fal baktırıyorlar yine nihayetinde. Buradaki savaş bence en başta gördüğümüz savaşın vuku bulduğu anı gösteriyor. Bu. O yani, yukarıdan bir kamerayla savaşı gösteriyor ya. Onun hemen ardından daha aşağıdan bir kamera. Oradan sağdan sola doğru böyle bir ejderha alevi gibi bir şey gidiyor. Evet abi. Çok kısa. Bir saniye falan. O yüzden ben eski olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen eski abi. O Finrod'un öldüğü savaş. O Finrod'un öldüğü savaş işte. Orada öldürmüşler yani. Hikayede, dizide.
Orada öyle. Yani burada işte dediği yer burası Murat abinin. Burada bir hakikaten çok güçlü bir şey var. Ateş geliyor ama orada büyük ihtimal dediği gibi ejderha olabilir. Sonra burada çok ilginç bir tane karakter. Ya niye şey gibi rapçi gibi kameraya. Evet. Kameraya. Aa baksana. Rapçi o gibi işte... yani bir hallet. Bu neyin nesidir ben anlamadım yani. Arondir abi. Bak mesela o görüntüyü Palantir'de görmüş olabilir. Bunu mu? Ha, o ork geliyor ya böyle şeye. Ork kampı orası. Ha, mesela onu görmüş olabilir Palantir'in. Ya büyük ihtimal burada Arondir şey de tutsak alınıyor. onun gözünden evet. çekiyorlar. O şekilde. Aynen öyle. Baygın. Yo yo diye geliyor işte. Abi bana şey gibi bu sahne çok kullanılan da bir teknik bu zaten. Baygın olduğunda hani gözünü evet. böyle bilirsin. Yani evet. teknik olarak kullanır. Baygın olup uyandığın zaman tam bu flörlükte uyandır. Yani kamera o şekil yapılır. Ben öyle bir sahne olduğunu düşünüyorum. Bunu Galadriel niye görsün? Ya bu nasıl bunu nasıl görebilir? Yani Arondir'le bir bağ kurması gerekiyor. Arondir mi o zaman cep telefonu yürüyen? Nasıl olacak? bu hile yani. Çok net. Hile, fragman hile. Hilesi yani. Evet abi. Kesinlikle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zafer abi orklar rap yapar mı? Yeni soru sana. Kliptenmiş değil mi? Kliptenmiş. Rap hakkında hoş düşüncelerim olmadığı için yapar yani. Ezilmiş her topluluk yapabilir abi. Abi. Ezilmiş halkların rapi olur. Evet abi buradaki kişinin Finrod olduğunda hemfikir miyiz? Hemfikiriz abi o. Abi o kadar çok Finrod dediler ki Betty'ye yandı zaten evet. yani. Evet tabii. Ya görünce Finrod diyoruz. Finrod artık. Diyoruz artık. Yani o kadar çok Finrod dediler ki her seferinde de ilk 10 seferinde falan dedim çocuklar resmi açıklamam bunun Finrod olduğu. Yok dediler ama Finrod artık ona Finrod diye konuşuyoruz yani. Abi bir şey Finrod söyleyebilir olur. Miyim? Değilse de Finrod. Bir şey söyleyebilir miyim? Finrod olduğunu açıklayan yerde Anson Boone'un Sauron olduğunu açıklayan yerle aynı. Ben yani. Sana öyle söyleyeyim. Birebir yani. Öyle söyleyeyim. Bir şey diyeyim mi? Ben hiçbir şeyin sızma olduğuna inanmıyorum. Yani. Hepsi planlı bir şey. Yani. Sızma mızma yok abi. Abi ne diyoruz baştan beri ya? Sızma mızma. Yani bu şey hikaye bunlar. Ya Amazon ya. çok fena bir şirket yani. Abi, hakikaten fena. Yani. Ya gözünü seveyim. Elinde Sauron oynayacak insanın ismi varsa sen bu bilgiye ulaştıysan. Niye söylemiyorsun abi? Bize söylemez söylesen. Misin abi? İşin zaten senin sızdırmak için kurulmuş bir yersin yani. Sen ya. Aynen öyle. Neyse ya, geç abi bence bu sahneyi de. Abi bunu şey, konuştuk zaten. Bunu, şeyi, evet şey yani kolundaki falan. Yarası yani inşallah ama nasıl olacak yine burada uymuyor. Bir teori, bir teori söyleyeyim mi? Bir Söyle. Teori söyleyeyim. Sallıyorum. Abi burada kurtla dövüşecek ya. Bence Barahir gelecek. Barahir'i kurtarırken ölecek. Beren'i değil. Barahir'i kurtarırken kurtla dövüşecek ve ölecek diye düşünüyorum. Abi niye göstersinler ki onu? Ne katkısı var ikinci çağda? Abi diye? İşte Finrod'u bir şekilde öldürmeleri gerekiyor ama. Madem Finrod'u ölecek bu göstermek zorunda değiller ki. Ama işte göstermişler. Ben olan üzerinden konuşuyorum. Abi orada abi, şey yapacaklar. Finrod'u... Motivasyon verecekler Galadriel'e. Evet. Evet. Aynen. Finrod'u Galadriel'e neden kötülüğün peşine bu Hı-hı. kadın düştü şeyi olarak, sebebi olarak kardeşinin Hı-hı. ölümünü gösteriyor. O yüzden aynen öyle. Dallanıp budaklandırmasına gerek yok. Hançeri de şey değil mi? Bu fan servis bence bu. Evet abi. O özel hançer. Yani gördüğümüz Galadriel'in elindeki güzel hançer de o şu anda şeyin üstüne konulmuş. Finrod'un üstüne konulmuş Hı-hı. olan hançere benziyor sapı yani. Burada şeyi kaçırdığımız bir nokta var. Göğsündeki amblem o buzdan oluşan amblemle aynı bu arada. Onu da söyleyeyim. Kimin göğsünde ya? Bak burada abi Finrod'un göğsünde bir amblem var. Ben göğsü gözükmüyor ki abi. Abi göğsünde bir amblem var. Şurada bir şey var abi. Şurada. Umur ona bayağı bir şey Sherlock Holmes hassasiyetiyle yaklaşıp iki tane ben onu... ne diyorsun yani o işaret şey mi diyorsun? Yani Sauron'un evet. Evet evet. Yani çünkü boşa koyulmadığını düşünüyorum. O buz işaretinin oluştuğu şekil de aynı. Hatta kılıçta da var aynı şekil. Kılıcın üstünde de var. Aynısı kılıç sahnesinde gösteririm abi. Yani birebir devam ediyorum. Abi burada zaten artık ilk başlarda işte J.R.R. Tolkien'in kitabı üzerine şimdi artık çalışmaları üzerine diye dönüştürdüler bunu. Artık çalışma diyorlar. Ak ağacın artık yavaş yavaş
dökmeye başladığını, yani kötüye alameti göstermiş oluyorlar. Tabii. Devam evet, ediyorum. Miriel de oradan bence şey oluyor zaten. Ana bir şeyler mi oluyor falan. Evet, ne oldu Hakkı sanki. Neden çürüyor? Based on the works of Tolkien. Evet abi. Ve devamında da ki burada müzik gerçekten iyiydi. Yani şu sahnede müzik keşke verebilsem ama veremiyorum. Yani buradaki müzik iyi duyuluyordu. Güzel bir tema bulmuşlardı buraya. Ya bunlar artık tamamen uydurma değil mi? Yani bunun ne olduğuna dair hiçbir fikir yürütemeyeceğiz. Bu tepedekiler çıktığında Sauron'un daha önce açıktan 2 gün önce ortaya çıkan Demi çalmıyor mu? Şarkısı çalmıyor mu? Evet burada abi. O, evet abi benzeyen bir ihtimal. Tema benziyor. Ben de ona benzettim ama aynısına emin olamadım yani. Sanki biraz üstünde oynamışlar da değiştirmişler gibi geldi. Abi şimdi bu Cult of Melkor'sa bunlar o zaman yani şey zaman çizelgesi iyice bir karman çorman olmuş demektir. Yani Cult of Melkor Numenor'da Sauron geldikten sonra ortaya çıkan bir şey. Yani öncesinde Melkor'u falan bile nereden bilecekler ya? Sauron getiriyor. Öyle o zaman bir kültü yok zaten. Yani Melkor'un öyle bir yani kendinden daha zayıf yaratıklarla bir organizasyon kurması falan gibi bir şey yok Melkor'da. Yani Sauron'un o şey Numenor'u zayıflatmak için getirdiği yani şey. Bunlar Cult of Melkor'sa dizinin en başında ne işi var? Daha Sauron gidecek çünkü Numenor'a. Cult of Sauron olabilir mi? Sauron mu? Hayır. Sauron kültü tarikatı olabilir mi? Peki yani Melkor... Bence bunlar Doğugiller falan yani Sauron'un etkilediği insanlar içerisinde bir şey muhtemelen olabilir bence. Numenor olmamalı yani. Bence de Numenor değil bu. Bir elinde kadının bir şeyi var. Acaba işte hediye yani Anatar mevzusunu şey mi yapacaklar? Ben bunu düşünmeye başladım. Sauron Anatar olarak göstermeyecekler. Ancak elçilerini mi acaba hediye Doğu krallarına, Doğuluları kandırmak için hediyeler götürecek? Önce Doğu'yu kendine bağlayacak. Daha sonra elflere mi? 2. 3. sezonlarda elflere mi gidecek? O şekil mi yapacaklar acaba? Sauron mu? Ya işte Sauron Anatar kılığında olmayacak ancak elçilerini gönderecek. Biz hiç Sauron'u görmeyeceğiz, bilmeyeceğiz. Yani çok az sahnelerde gösterecekler, etkisini arttıracaklar. Hep elçileri üzerinden mi bir şeyler yapacaklar? Yani elçileri mi hediyeler götürecek? İşte size Sauron bunları gönderdi gibisinden. Bu karakterin ben müritlerinin başındaki mürit olduğunu düşünüyorum. Yani en baş mürit olduğunu düşünüyorum ben mesela. Yani Sauron'un götürecek bunları hediyeyi. İşte Sauron yani ben Sauron'un götüreceğini yani o şekilde bir hikaye düzeni yaptıklarını düşünüyorum. İşte belki de bir şekilde Sauron hiç göstermeden alacaklar. İşte biz size bunu getirdik ama yozlaştıracak mesela o toplumu verdiği hediye. Yani yüzük değil ama öncesi. Anlatabildim mi abi? Belki bir bu şekilde belki. Ya bu Amazon'un kendi şey ya, tabii canım. Olduğu çok tabii, açık. Tabii, yani inşallah tabii. Bu çok mantıklı bir yere bağlamışlardır diye temennide bulunalım. Ve burada işte o bizim malum sayfanın patladığı bunu büyük ihtimal gerçi o gösterdikleri eleman da hakikaten tarif ettiği yani Anatar formu için çok evet. Uygun değil mi? Sen gördün mü Zafer abi o şeyi? Oyuncu çocuğu. Baktım. Ne diyorsun Murat abi? Olur değil mi ondan Anatar? Bence olur. Bundan bence çok güzel. Sen çok beğenmedin. Eğer Anatar'sa bundan olmaz ama öbür oyuncu bir de uzun saçlı falan yaparlarsa böyle erkek güzeli bir çocuk ha, yani o. Görmek lazım tabii. Uzun tabii. Saçlı yaptılar mı oluyor? İyi oyuncuysa bilmiyorum yani ama hani çocuğu hiç bilmiyorum. Ben bir şeyini izlemedim. Ben görsen hani fotoğraflarına baktım çocuğun. Bilmiyorum hani sağlam oyunculuk ister o inandırıcılığı sağlamak yani. Ya bu Sauron zannederken bunu ben bunu hani çok içime sinmediğini söyledim ben kendi yayınımda. Yani çok emin olamamıştım bu Sauron iyi mi kötü mü. Neyse ki Sauron çıkmadı. İnşallah çıkmadı. Bilmiyoruz tabii çıkabilir hala. Fakat Sauron için biraz fazla şey geliyor bana. Yapısız ya zayıf. Böyle çıt çıt kırıldım bir havası var ya. Yani. Benim en azından düşündüğüm Sauron'dan daha böyle naif. Yayının başında Zafer abinin söylediği bir şey vardı. Teni çok beyaz abi. O dediğin gibi o geçişte mi acaba? Hani demiştin ya
karakterin acaba... Yani, Wright evrenine geçiş evet, mi? Evet, acaba çok beyaz abi. Gözler falan da öyle zaten, mavi. Gözler bir dönüşüm içindeymiş evet. gibi. Garip bir gözü var kadının. Frodo'nun ben de bunu erkek filmden, zannediyordum. Filmdeki gördüğümüz o göz şeyine benziyor değil mi? Frodo'nun Morgul bıçağını yediğinde... Evet. Ya değil mi? Soluklaşan Wright evet. evrene doğru kaydığı şeye benziyor göz rengi falan. Ya bir de çok kötücül duruyor. Ya ben hani tip olarak... Yani şey tariflere uymuyor falan ama çok yani kötü olduğu belli yani. O bakımdan böyle hani Sauron olsa olur mu? Yani senden de sağlamsa olur. Bizim izleyicilerden biri dedi bu bana hediye verse koçar kaçarım yani. Yani hakikaten hediye yani. Almam bundan yani. Çok çok sakat bir tipi var yani. Değil mi? Hakikaten yani. Bayağı kötü iyi oynamış yani. İyi yapmış yani. Hakikaten. Diğer sahne daha iyi. Bakıyorsun ürkütücü. Evet. Yani diğer evet, sahnesi çok daha iyi. Şeyde de yazmışlar hizmetkar falandır diyorlar. Büyük ihtimal ben öyle, öyle bir şey. Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada ben sık sık karşılaşıyorum. Bana da çok sık soruluyor. Burada da birçok arkadaş yazmış. Bu Sauron'un ağzı meselesi, Mouth of Sauron aslında çok alelade bir karakter. Fakat tabii Peter Jackson onu öyle bir yorumladı ki, öyle bir hale getiriyor, ilgi çekici bir hale getirdi ki Mouth of Sauron bir fenomen oldu. Evet. Ama Mouth of Sauron'un aslında çok önemli bir karakter değil arkadaşlar kitapta. Yani, aynen öyle yani. Yani. İkinci çağda çıkması zaten çok zor. Hani üçüncü evet. çağ için bile çok önemli bir karakter değil. Yani. Memur abi işte. Mordor'da memur adam yani. Öyle düşünün. Ama tabii Peter Jackson çok acayip yorumladı onu. O dişlerim işte o ağzı kafası kapalı falan. Rahatsız edici. Çok rahatsız edici yani. Evet. Normalde kitapta bir insan o aslında. Bir alelade bir insan. Yani o yüzden beklemeyin ikinci çağda. İkinci çağda olması mümkün değil yani. Adam hadi büyümeyi yaşadı 120 yıl yani. Yani. 4-5 bin yaşayacak bir değil mi oldu Sauron? Turing Vettel diyorlar Sauron'un habercisi. Yani o... Turing Vettel Sauron'un habercisi değil ki. Sauron'un yani, hizmetinde bir vampir. Ama hani Murat Hoca dedi ben de hep öyle düşünürüm. Mesela bu kurt adamlarla vampirleri hiç koymasaydım diye düşünmüş olabilir Tolkien yani. Katılıyorum abi. Ya çünkü onlar başka hikayeleri tiplemeleri. Yani Tolkien'e çok uygun gelmiyor bana. Kesinlikle. Bütün edebiyatına bakınca. Yani vampirin... Zaten çok da kullanmamış. Tabii canım evet. bir şey var yani. Ah yazdık bunu ama. Bir de şey var işte bizim Bjorn var. O da o da sadece ayıya dönüşebiliyor. Ayıya o da Bjorn gene bunlara göre uygun oluyor yani. Hobbit için. Yani evet. Hobbit için düşünürsen Bjorn oluyor. Ama yani kurt adamlar ve şeyler vampir meselesi. Vampirler hikayesi yani bilmiyorum yani bana şey yapma. Ben yani tamam Tolkien abimiz büyük üstad bilmem ne ama yani kendi hikayesine çok uymuyor gibi geliyor bana. Yani. Evet canım. Çok orta dünyaya çok böyle şey yapmıyor. Yerleşmiyor yani. Zaten üstünde de çok az durmuş. Çok durmadı. Evet. Bir Sauron'un kaçışında bahsediyor o kadar işte. Murat abi sen videodan da bahsediyorsun. Kazatdum gün geçtikçe daha da evet. beğenmeye başladım şu diyorsun. Adamın tahtını kurup da pencereden Kazatdum'a seyrettiği yere bittim yani. Şu an o sahneyi verdim abi. Birazdan gelir size de. Çok güzel. Zafer abi de bir zaten şeyde cüce Twitter, sever olarak. Cüce sever olarak zaten Twitter'da şeyi cüce gazu. Zafer abi sen nasıl buldun? Kazattım. Abi Moria çok kazattım Moria. Neyse hani hangi adla anılıyorsa. Gerçi o zaman Moria demiyorlar. Evet. Daha sonra kazattım diyorlar. Abi çok güzel. Yani cücelerde hiç falso yok ya. Yani cücelerin tamamı çok iyi dizide. Yani cüce mekanları iyi, zırhları iyi, kaskları iyi, silahları şey çok... iyi. Cüceler cüce gibi. Hani DC'yi ayıralım. O çok uygun değil ama o arada kaynar. Hani o çok şey değil. Mesele değil. Uygun olmamasına ama yani cüce sanatı dedikleri şey işin doğrusu ben böyle şeyler hayal ediyordum. Bayağı benim hayalime aynen. yakın, çok yakın işler yani çok güzel. Umur sen ne diyorsun abicim? Müthiş görünüyor abi. Ben ilk izlediğimde de zaten cücelere... Abi paranın verdikleri paranın karşılığını almışlar ya. Müthiş yani gerçekten. Ben çok beğendim ya. Yani kazattım şahane şey, görünüyor. Bu zaman çarkında Aes Sedai'lerin toplandığı bir yer vardı ya Melmerli falan. Evet. Hani şey hissediyordun. Böyle elime bir tane anahtar evet, alsam abi. Duvara soksam kartonun içine gireceksin. Doğru. Mesela bunu da o hissiyat konuşmuştuk. Yok.
Aynen öyle. Bunda o hissiyat yok. Yani yandaki sütunlara falan bakın. Çok daha profesyonelce yapılmış. Yani böyle ucuz gözükmüyor yani. Parayı basmış Amazon. Yani. Evet. Parayı emek ve setlere para falan basmış ya. Bayağı. Hatta yani bu sütunlar belki gerçekten taştan falan bile yapmış olabilir ya da çok iyi boyamışlar falan. Yani. Evet. O şeydeki zaman çarkındaki ucuz hissiyatı hissetmiyorum ben bunda. Çoğu yeri kendileri yapmış abi zaten. Şimdi Kazattım o şekilde mi bilmiyorum ama mesela mağara sahne, mağarayı bildiğin inşa ediyorlar yani. Orada hiç CGI falan yok. Mağarayı baştan inşa ediyorlar. Belki de burada da bu şekilde kullanmışlardır. Yani Kazatlum'u da o şekilde. Tabii canım, illa ki bir efekt vardır da. Bayağı uğraşmış. CGI efekt falan illaki vardır ama bayağı uğraşılmış. Öyle yapay görünmemesi için daha doğrusu yani. Vallahi özellikle tabii... Numenor seti muazzam. Evet. Ama ben de onu söyleyecektim. Murat abi bugün işte o şeyi seyrederken prodüktörle konuşuyorlar, oyuncularla konuşuyorlar. Şeyi diyor yani hakikaten... Birebir şehrin böyle 5-6 sokaklık alanını inşa etmişler. Gayet rahat içine girip gezebilirsiniz mahallede diyordu. Yani hatta yani böyle dalgın olursan kaybolursun diyordu oyuncular. Gidip geziyorlarmış hakikaten böyle bir 5-6 sokaklık ciddi ciddi inşaata girmişler. Daha sonra işte bu İngiltere'ye taşınınca gemilerle bütün oradan söktürüp o şeyleri Yeni Zelanda'dan gemilerle İngiltere'ye taşımışlar. Yani paraya bakar mısın? Abi, evet abi işte, hakikaten abi. Ya. Komple söküp de oraya taşıyorlar. Ya chat'teki çocuklar da bir alem. Çocuğum yani arkadaşım biri yazmış belki benden büyüktür bilemem. Şey diyor o kadar paraya da olsun abi yazmış tamam mı? Abi yani zaten ya. O kadar para vermezsen böyle olmuyor. Yani kimse beleşe iş yapmaz çocuklar yani. Çok ya. Para verirsen iyi iş beklersin. Para vermezsen iyi iş beklemezsin. Yani... Ben herhangi bir Avrupalı da idare ederiz abi, hallederiz abi diye bir şey duymadım. Bunun fiyatı bu kadardır diye yapar adam. O kadar paraya şey bu da olsunmuş yani o kadar para olduğu için bu olmuş. O kadar senin garantin benim diye. Abi. Ha, senin garantin benim usta abi. Bizim sütunlar ne oldu? Garantin benim ben abi. Olmazsa gel benim buraya. Sonra gidiyorsun tanımıyor. Tanımıyor. Ne yapayım köye gittim ben 2 haftadır köydeyim gelemiyorum. Uğraştır. Kaynanam öldü. Yılda 2 kez öldü. Halbuki arada başka işe gitmiştir. Başka işe. Ondan gel. Sonra 3 hafta seni oyalar böyle. Abi ya ne çekeceğiz sütün? Abi valla. Ben şunu söyleyebilirim. Hani senaryodan bağımsız. Yani adamlar parayı doğru harcamışlar. Senaryoyu bilmiyorum. Ama doğru yani isimlerle şey çalışmışlar olarak, yani. Yani yüksek para vermişler. İyi işçilik. Aynen öyle. CGI'da çok iyi. Setler de çok iyi. Setler de çok iyi. Yani bu bir falso göremedim ben şu ana kadar. Görsel olarak ben de hiç evet. Yani şusu da kötü. Ya bir kıyafetlerde gördüm ama ondan da fotoğrafta gördüm. Şimdi hareketliyken başka hissedebiliriz onu. Fotoğrafta şey gördüm. Hani kıyafetler çok pastel tonlar bilmem ne. Hepsini biraz da şey yapmışlar. Hani biraz o renk olsun, biraz bu renk olsun falan diye bir renklendirme yapmışlar. Bir de Miriel'in pul zırhı pul değil ya. Ona insanlar diyordu. Abi ama o da o kadar da belki o kadar olur ya. Olsun ya. Bilmiyorum. Ya fotoğraftan görmek herkesin kafasındakini ayrı ayrı yapamayacaklar. Bir genel ortalama tutturacaklar yani. Yani işte hepimiz bambaşka bir Feanor düşünebiliriz fiziksel olarak yani. Ya hangisini yapacaksın? Zor aslında değil mi? Yani bu kadar böyle seven kitlesi çok korulaşmış böyle hakikaten çok ciddi seviyor ya. Ya insanlar bir şey beğendirmek gerçekten bu konuda bilhassa yani Tolkien çok eserleri zor. Konusunda bütün dünyada bir şey beğendirmek gerçekten çok zor. Valla şimdi bu perspektiften bakınca Peter Jackson'a hep helal olsun diyorum yani. Hakikaten yani adam nasıl tabii Zafer abi hep mesela şey der ya algıları nasıl değiştirdi adam Galadriel deyince Kate Blanchett düşünmeye başlıyoruz artık diye. Ki alakası yok aslında belki hiç öyle de olmayabilirdi abi, yani. Abi Halbrand birebir Aragorn bu arada. Bence de bire ben baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Birebir. Siyahi elfte Legolas belli yani. Ya birebir artık yapmış adam ya. Yani. Hopluyor, zıplıyor, uçuyor. Şeyde kaykaya binip ateş ediyordu Legolas'ta filmde yani. Şeyde Mifer dibinde falan. Hani tam o atraksiyon men yani. O da şey okçu, ikisi de okçu falan.
Şey oluyor, ister istemez etkilenir. Herkes etkileniyor. Hani şöyle bir durum var. Tolkien edebiyatının önünde çok ciddi bir kayadır Peter Jackson filmleri. Tolkien'i anlayamazsın Peter Jackson filmlerinde. Ya. Onun yüzünden de anlayamazsın. Öyle bir etkiler ki adam, yani resmen gölgede bırakır. Ona ayrı bir emek vermen gerektiğini, ayrı okumalar yapman gerektiğini, ayrı bir şekilde okunabileceğini, anlaşılabileceğini falan kapatıyor Peter Jackson'ın filmleri. Film olarak severim ama Tolkien'e zarar vermiştir yani. Ben tartıştım abi genelde. Haricinde. Yani filmler olmasa diyelim 500 milyon adamın haberi olurdu. Filmler sayesinde 5 milyar adamın haberi oldu. Şimdi onun da öyle bir yararı var. Tabii. Yani o açıdan bakarsan müthiş yararı var. Yani 250 milyon dolara satamazlardı telifleri filmler olmasa. Peter Jackson'ın filmleri olmasa. Tabii. Ama işin edebi yanına bakarsan Tolkien'in bazında, baba Tolkien'in bazında zarar vermiştir Tolkien edebiyatı. Ve zaten abi kitaplarla da arasında ne kadar fark olduğunu ben hep tartışıyorum zaten. Hani genelde Peter Jackson sanki %100 hikayeye uymuş gibi anlatılıyor. Yani öyle benimseniyor ama aslında öyle bir şey olmadığını zaten kitapları okuduklarında farkı anlıyorlar. Peter Jackson bayağı şeyi değiştirdi. Hem karakterler üzerinden hem de hikayenin gidişatı üzerinden de değişiklikler yapıyor. Dediklerine %100 katılıyorum yani. Ben de çok seviyorum işlemeyi ama... Film yaptı ki aslında. Şöyle bir şey var. Peter Jackson'a kızgınlığım şu. Benim Zafer abiciğim mikrofonuna belli... bir şey yapar mısın? Düzeltir misin? He? Benim hayal gücümü, izleyenin hayal gücünü belli bir yere sabitledi, tamam mı? Şimdi onu kırmak çok zor. Kesinlikle. Yani Kate Blanchett hakikaten. Galadriel Kate Blanchett işte. Ya da Howard Shore da öyle. Öyle müzikler yapmış ki adam. Yani ne koysan o müziklerin yanında olmuyor işte. Öyle yani yüksekte duruyor ki. Aynen öyle. Öyle bir tepede ki olmuyor. Yani. Kesinlikle. Ya şöyle bir de bir şey var. Mesela sinema endüstrisi için şöyle bir bilgisi var mesela. Ya şeyin en son biliyorsunuz bu Tom Cruise yine bir film devamı yaptı. Bu hani Top Gun. Top Gun 2. Ya orada adam görüntü yönetmeni övmek için filmi şey diyor. Peter Jackson'ın çektiği film metrajından daha çok film saat çektik diyor. Lan 20 sene önce ya utan. Ya adam öyle bir iş yapmış ki. Evet. Ya öyle bir çıta işte. Kaç diyorlar? Yani 800 kilometre mi diyorlar? 800 saat mi diyorlar? 8000 saat mi? 80.000 saat mi artık? Rakam yalan olmasın söylemeyeyim. O kadar çok çekip bu 9 saatlik neredeyse 10 saatlik film haline getiriyor ya üçlemede. Onun kenara atılmış şeyleri yani filmler falan filan düşününce gelmiş geçmiş en uzun süreli çekimlerden bir tanesi Top Gun'ın işte yönetmeni. Biz de bu kadar çekim yaptık. Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi'nde çektiğinden daha fazla saat çekim yaptık diye övünüyordu. Yani tabii. Öyle bir adam Peter Jackson. Yani ömrünün 10 senesini verdi herif ya. Yani birebir. Kolay bir iş son değil. Son senelerinde kafası biraz dumanlıydı yandı. Ama yani. Kafa biraz yandı onun da. Ya, o kadar büyük başarıyı taşımak çok zor ya. Yani ya kendi de hayal etmiyordur böyle bir sonucu yani. Kesin böyle bir şey hayal edemezsin zaten. Yaparsın olur. Ya yani gişe rekoru film olursun ama kült olur mu? Olmaz. Bilmiyordu adam yani. Yani şekli belirleyen adam olmak. Aslı varken, orijinali varken bir yorumu stili çok belirler zor. Hale geliyorsa bu yani kolayla olacak bir iş değil yani. Kesinlikle. Bu başka bir şey. Devam ediyorum abiler. Kazadığımı gördük. Burada yine evet bu sahne artık yavaş yavaş bunun biz ilk başta herkes akraba katliamı olduğunu söylüyordu. Burada sanki artık Umur sen bu dedikoduları şey yapıyorsun, sıkı takip ediyorsun sen söyle. Burası herhalde Bronwyn'in kasabası diye sen düşünüyorsun değil mi abi? Evet, söylesene evet. Nedir yani bu? Evet abi Bronwyn'in kasabası muhtemelen. Çünkü o patlama var ileriki bir sahnede. O ufak sahnede böyle bir artçı bir şok geliyor. O sahnede Numenor askerleri var. Miriel var. Sağ tarafta Elendil var. Muhtemelen o kasaba bu kasaba. Ama böyle büyük bir patlamayı ne yapar? Yani onu bilemedim açıkçası. Böyle meteormen düşmüştür meteormen. Gökten başımıza taş yağıyor hanım diye.
Ayda bir meteor düşüyormuş. Ayda bir, bu orta dünyada çok sık olur o. Meteorlar düşer. Bir yolculuk şeyi, yöntemi. Meteorla kendini atma. Mancınıkla fırlatıyor. Varda'nın yıldızlar çok yüksekte değil ya. Zamanla yer çekiminden çakıyorlar. Siz ne diyorsunuz abi bu şeye? Bu nasıl bir patlama, nasıl olabilir? Ya bu, çünkü bir bomba düşmüş gibi değil mi? Abi bence Balrog burada olacak. Hayır. Ya deme çok ya. Çok bir yorumum yok. Deme. Ya bayağı napalm atılmış gibi. Evet, değil mi Zafer abi ya? Hani Vietnam Savaşı filmi izlemek gibi bir şey şu sahneye bakmak yani. Ya bugün çünkü abi, o panelde ne oldu biliyor musun? Durduk yere Balrog mu gördüm diyor Stephen Colbert, tamam mı? Ondan sonra gülüyorlar. Bu J.D. Payne diyor ki bu Balroglar diyor, inanılmaz sinsi diyor. Bak bu kadar. Şimdi yani buradan ne çıkarırsın bilmiyorum ama böyle bir cevap veriyor. Burada da dikkat edersen şey, Galadriel'in aynı Gandalf'ın Moria'da Balrog olduğunu anladığında bir gözünü kapattığı bir an olur ya, bir şey bakar. Bir evet, korkarak abi. Ona çok benzer bir şeyi var, mimiği bakayım var. Bilmiyorum ne kadar olur. Ben şu an tamamen uyduruyorum. Bence Balrog buraya gelecek. Ha gelirse saçma olur, evet saçma olur ama ben bahsimi bundan yana kullanıyorum. Ya of. Ya Balrog olacak dedik ama. Ne diyorsun Murat abi? Bir yorum yapamıyorum ya bu sahneye. Bir yorum yapmak için hiçbir şey yok elimizde. Yani. İşte savaş sahnesi. Çok bir şey diyemiyorum. Yani. Şey dedi yani, bomban yok, bir şeyin yok yani. Evet. Bu şekilde her taraf birden nasıl yanar falan. Evet. Hani. Nasıl açıklayacaksın ki bunu orta dünyada? Kül içinde falan kalmış. Ha, bir de abi, acayip bir kül var. Yani her evet, şeyi yakmış bir anda falan. Ejderha mı? Şey de yok ki orta dünyada. Hani oh, ejderha mı geliyor, getirsinler? Ha, büyücüler geliyor, ateş topları atıyor falan. Öyle de bir durum yok. Öyle yok, bir büyü mantığı yok orta dünyada. Bilmiyorum yani. Zor hakikaten. Ben ilk başta şu arkadaki şeyleri, görüntüleri, hani gemiler yanmış, direkleri hı-hı, kalmış falan diye görmüştüm. Ama öyle değil. Hani öyle olsa diyeceğim ki gene akraba katliamına bir göndermem ya da Nümenor'da bir mesele mi var? Ama hiçbir şeye benzemiyor direkt olarak. Aklıma gelen hiçbir şey çıkmıyor buradan yani. Çok bir ne derler? Hayal yani kuramıyorum. Şey olabilir bu arada. Nümenor'un elinde Greek Fire gibi bir teknoloji olabilir mesela. Belki öyle bir şey verebilirler. Muhtemelen şey, yapacaklar. Nümenor'a. Muhtemelen. Bakalım ne çıkacak. Bu arada 3200 kişiye ulaştı bende. Bilmiyorum sizde öyle mi? Bizim kanalımız için bir rekor bu. Çok teşekkür ediyoruz gelen bütün arkadaşlara. Ve ben yayının başından beri kusura bakmayın çok aslında rahatsızım. Bir şeyi de bir de konseye böyle sonradan ekleme olunca heyecan da yapıyor insan ister istemez. Bir sürü destek atan arkadaş olmuş. Onları da ben söylemeyi kaçırdım. Kusuruma bakmasınlar. Son 2-3'ünü en azından görebildiğim kadarını söyleyeyim. Matador İsmail, teşekkür ederim, sağ olasın. Ve Bayguman da sizce o Balrog Gotmog olabilir mi diye sormuşlar. Onu da birazdan cevaplarız. Çok teşekkür ediyoruz. 3220 kişiymişiz maşallah. Valla Balrog oraya gelir mi? O Balrog Gotmog olur mu? O Balrog hani oraya gelecek. Bek, yani eşeğin gözüne de su kaçırmamak lazım canım yani o bu kadar da yani yuh artık yani olmasın canım yani. O belki da o da geçmişten yani bir şeydir. İşte ha, geçmişten olursa olur ama hani ikinci yani çağa getireceklerse yani yok artık yani. Ama hani geçmişten bir anı. Bir ama flashback. Abi üstündeki zırh da aynı Galadriel'in. Buradaki zırh da aynı yani. Birinci çağda giydiği zırhla bu zırh aynı oluyor. Yani şöyle at koşturur, düşün ne nasıl kadar kendine bakan bir kadın hep okay, aynı şeyleri giyiyor. Tamam. Yani bir de onu düşün. Tamam. 4000 yıl aynı hiç beden. 36'da kalıyor kız yani. Hiç başka zırh giymemiş gibi oluyor. Tamam. Bir hatunla evleniyorsun Umur, sen bekarsın. Düşün 50 yıl geçiyor, ilk evlendiğin gibi duruyor. Ne yani güzel abi. Ben onu aynı şey dedim. Ben yaşlansa da acemi, severim abi. Acemi erkek şeyi düşüncesi abi, hemen atladı. Hayır. O öyle hayır güzel abi, ben yaşlansa değil, da ölür, severim. Ben yaşlanıyor muyum ama? Ben abi yaşlanıp sen, o duruyor. Tabii sen göbek abi, erkek gibi evlendin 15 kilo aldın zaten. Ben aynı kalacaksam olur abi, ölür mü? Ha sen aynı kalacaksın. Aa, yok. İşte kan nakli yaparsınız birbirinize damardan. Sen de geç kalırsın. Abi devam ediyorum. Edelim.
Şimdi burası için ne diyorsunuz abiler? Burası Akbant diyen var, Utumlu diyen var, Barat Dur diyen var. Yine size bir fal baktırayım. Burası neresi? Murat ben... abi söylemişti sanırım yayında. Burası Forodveit'teki kule dediydin değil mi abi? Saray. Ben şeydeki. Mi? Sen dedin diye hatırlıyorum. Ben yani şeyde uygun olarak düşünürsek kitabı. Mantıklı İkinci olan. Çağ'da böyle bir yapı ancak Barat Dur olabilir bence. Bana da Barat Dur gibi geliyor. Şey Angband olamaz. Angband. İşte. Yani zaten Beleriand da gitti yani. Evet, bu zaten sonradan içine girdikleri koridor falan da burası muhtemelen. İşte Angband olamaz. Utumlu da olamaz. Utumlu da çok yani artık on binlerce yıl önce olan bir şey. Bir de onlar... şey diye yazıyor ya Murat Hocam Tolkien. Yani Angband'ın bütün koridorları yıkıldı. Yani tamamen Utumlu'nun. Yok edildi. Utumlu'nun pardon. Utumlu'nun her şeyi yıkıldı. Tamamen mahvedildi. Diye. Bir de onlar zaten yeraltı kaleleri. Evet. Yani Angband'ın üzerinde 3 tane zirve var ama Angband'ın zaten arkası dağlık. Yani dağın içine ve yere arkada yer var gibi dağ aslında. Ama yani burada. Eteğinde yani dağın yüzeyinde şey aslında Angband. Bu bence kalmış bir şey. Bence ben, çok ben, bildiğimiz bir yer değil burası. Angband diye düşündüm ben. Ama eğer lore uygun olacaksa bence ancak şey olabilir. Ben Angband diye düşündüm. Ben Angband dedim ama internette dolaştığımda Reddit'te vesaire burasının Forodveit'te bir kale olduğu söyleniyor. Yani Galadriel'in ekibiyle girdiği kalenin içi aslında bu kaleymiş. Abi öyle ne zaman yapmışlar ya, bu kaleyi? Biraz kim yapmış? Sahnede girdikleri koridor da buranın içi diye. Aynen abi. Ama işte bu şeyin Melkor'un bir şeymiş burası. Gibi. Karakoluymuş gibi bir şey gibi. Düşünüyorlar acaba? Sanırım. Vallahi bana Barat Dur gibi geliyor ya. Ama yani her şey çıkar. Sanki Barat Dürüm böyle ilk yapıldığı ha yani inşaat başlamış. Ha yani böyle bir şey yani var. Yükseltiliyor kulesi yani. Falan yükseltiliyor bana. Bana da öyle geliyor. Bana öyle geliyor yani. Evet andırıyor aslında. Mordor oluyor. Mordor olabilir dedi. Ve ya, evet. Forodveit o... diyorlar da abi Forodveit'te kim yaşamış da böyle bir kule yapmış yani. Forodveit'te bir kere şey canlı yerleşimi yok ki. Yani var da yani şey böyle yani kentli ya da köylü bir yerleşim yok Forodveit'te. Yani çok küçük şeyler soğuk var. Soğuk abi zaten. Çok soğuk çok yani soğuk. Yaşanacak bir yer değil. Kuzey Kutbu'nda kule dikmek gibi bir şey. İşte bu bir de var. Melkor şeyle de çok ilgilenmiyor bu arada. Yani Melkor Beleriand'la ilgileniyor. Hı-hı. Evet. O tarafla. Yani diğer taraflarla doğuyla bir dağlarıyla falan bir şey yok. Yani. Şu an onun doğusuyla. Ekranda gördüğümüz sembol aynı zamanda evet. Finrod'un göğsünde olan sembolle aynı sembol. Ya pardon abi, olur şey diyeceğim o görüntü için. Nereden gördün göğsünü ya? Abi şey yakınlaştı. Arkadaş yazmış ya. Da o bir efendim önceki abi. Kule şeyi görüntüsü. Biraz önce bir arkadaş yazmış. Oradan yani acaba geçmişi hatırla da Tolin Gardorf olabilir mi orası? Fingon'un öldüğü yer. Ama abi nehrin ortasında olması lazım. Evet. Hani orada altı gözükmüyor lazım. Ya. Ben sanmıyorum abi ya. Birisi şey sanmıyorum. Demişti. Önde meşale tutan birileri var falan demişti. Açsana bir Cem var mı? Bir şey Cem o sahneye bir dönelim. Yani Tolin Gardorf'da yani yakalanıyor Finrod. Şey diyorsun sen. Yakalanıyor, götürülüyor buraya. Burada evet. Kurt adamla dövüşüyor ve Finrod hikayeye göre ölüyor. Cesedini ama işte kim nasıl cesedini Galadriel nasıl alıyor o zaman şimdi Beren'i ve şeyi dahil etmezsen o nasıl olacak? Bence meydanda ölüyor gibi geliyor bana Finrod. Abi herhalde şurada küçük şeylerden bahsediyorlar, ışıklardan bahsediyorlar ya meşaleyle giden diye. Yani en net görüntüsü şu an bu. Sen görüyorsun. Gelir şimdi abi gel 5-10 saniye gelir. Yani şurada küçücük bir şey. Yani en net görüntüsü bu. Yani burada sağında solunda bir herhangi bir şey gözükmüyor. Nehir ya da bir su yatağı olduğu gözükmüyor. Yok abi burası ada değil. Yani. Çok net yani. Ada olmadı. Ya orada da sanki meşale varmış gibi gerçekten. Yani çok küçük o da yani. Yine fal bakıyoruz yani ister istemez. 4K'sından bakmak lazım. Belki şey olmuştur orada. Çıkabilir. Umur sen ona bakarsın umarım. Abi. Bakarım ben yayında. Bir böyle hiç dikkat etmemiştim ona.
Yani yoksa buralarda falan baya böyle hani benzetmeye çalışsam bir sürü şeyi benzeteceğim, bir sürü görüntü tabii var da. Yani ama bilmiyorum abi. Bir şey diyemedim. Devam ediyorum. Bakalım. İlginç. Yani abi diyoruz ya zaten yani kitabı yalamış yutmuş insanlar olarak hiçbir sahneyi hiçbir yerle bağlaştıramamamız da yani. Bir garip abi. İşte bunu istiyorlar şeyde, çünkü abi. Kitap, hiçbir şeyde diyemiyoruz ki evet budur diyemiyoruz yani. Maalesef. Olabilir bu arada burası ya. Abi bu Theo burada işte ilk defa beklenen isim düşüyor. Diyor ki duydun mu evlat diyor. Sauron'un sesini mi duydun diyor. Burası Harad diye düşünüyoruz. Tir Harad evet. Muhtemelen Tir Harad. Sauron'un ismi bomba gibi düşüyor birden buraya. Yani bu çocuğun kolunda da Murat abi sen yayında da anlatmıştın. Böyle yani kolunda bir işaret, bir şey damga var. Bir şey var. Hatta adam da ona bakıyor zaten. Hani kolunu evet tutmuş damgaya bakıyor bak orada. Aynen. Sonra evet çekiyor. Yani sonuçta Sauron'un ismi geçtiği için ben de aynı fikirdeyim. Bence birinci sezon hiç görmeyeceğiz Sauron'u. Anahtarı bile görmeyeceğiz belki. Ama böyle ismi sürekli sağda solda olacak. Nerede olduğunu bilmeye çalışacağız falan gibi düşünüyorum ama burada ismi direkt düşüyor. Sauron'u duydun mu dediği acaba kendisi daha önceden duymuş mu? Ya da bunlara mı şahit olmuş ki çocuğun böyle bir kendinden geçme bir trans anında Sauron'un sesini mi duydun diye sorması bir bilgi sahibi olduğu. Hem de halk yani bu adam sonuçta şey değil özel bir adama benzemiyor. Halk seviyesinde Sauron'un sesini duyulabildiği gibi bir izlenim yaratılıyor. Yani nedir neyin nesidir anlayamadım. Ama sonuçta ilginç bir şekilde adamın ağzından çat diye dökülüyor Sauron ismi. Witch King olacak bence bu çocuk. Çok da konuşuluyor zaten. Onun hikayesini bu çocuğa yüklemiş olabilirler abi ya. Yani. Olabilir ama önce bence bir çocuk Nazgül olacaksa lazım. Evet, önce bir gittiğimiz King tek Nazgül Kamil olacak. Doğulu olması, esmer olması. Theo Kamil olur. Witch King olmaz şu tiplemeyle. Abi işte şöyle Theo kral anlamına geliyor eski İngilizce'de. Bunu bilerek kullandıklarını düşünüyorlar. Yani bilerek bu Theo ismi, Theo'den, Theo. Eski İngilizce'de kral demek. Bu çocuk King, o işte bir şekilde kral mevzusu oradan çıkacak zaten. Ve ilerleyen sezonlarda muhtemelen Witch King olacak deniyor. Ya yani iyi bir hikaye yazarlarsa olabilir. Çünkü Witch King'i hiç bilmiyoruz belirli şeyler haricinde. Bir Kamul biraz biliniyor. O da zaten Witch King içinde şey derler yani o kadar yüksek bir kara büyüsüne falan sahipti ki Sauron onu ileride bir tehlike olarak gördüğü için kendine bağladı falan derler yani. Nümenorlu bir soylu olduğu söylenir Witch King'in. Değiştirmiş olabilirler diye. Yani bana Kamil gibi geliyor. Ya tabii kara Nümenorlular an itibariyle mevcut olmadığı için. Yani bu da Harad tarafındaydı bildiğimiz kadarıyla bu çocuk. Annesi evet falan Harad'daydı. Haradlı evet abi. Harad. Bence bunun sonuçta Nazgül'e dönüşebileceğini düşünüyorum ama yani Witch King midir bilemiyorum. Hı. Sonuçta insan krallarına dağıtır şey Sauron. Yani alelade insanlara vermez yani şeyi. Sonuçta onun da zaten amacı güç sahibi olmak. Yani tutup da no name bir çocuğa adama niye versin yüzüğü? Onu ele getirse ne olacak? Bu çocuk kral olabilir mi acaba zaten doğuda? Zaten büyük nüfus sahibi insanları kontrolü altına geçirmeye çalışıyor. Ya cücelere savaş de sonuçta herhangi bir cüceye vermiyor şeyleri. Yüzükte. Büyük cücelere veriyor. Yani. Nüfuslu cücelere veriyor. Çok yükleniyorlar. Ama bir Nazgül çıkma yani ihtimali yüksek. Yüksek. Ben de öyle bir pilot seziyorum burada. Ben yazacak olsam ben Kamil yapardım. Uyu. Ya. Ben yazıyorsam tabii böyle bir karakter uydurmazdım ben muhtemelen de. De ki hani bu başıma kaldı iş buraya kadar yazmışlar. Kamil yapalım, Witch King yapmayalım. Ama şey belli değil mi? Bu damgalanıyor. Evet, ondan tabii, sonra farkına varıyor. Çok. Annesi de diyor ki bak oğlum seni karanlık bulacağına hemen git ışığa koş diyor. Evet. Bunun öyle bir hikayesi var yani. Bu, aynen öyle. Bunun kendine ait bir hikayesi var bu çocuğun, Theo'nun. Kesinlikle. Belki de Arondir'le yola çıkacak. O eşlik edecek mesela. Ve bunu herhalde elflere falan ulaştırmaya çalışacaklar diye tahmin ediyorum. Bir şey eklemek istiyorum. Acaba Theo karakterinden mi Sauron'a ulaşacaklar peki? Theo karakteri muhtemelen bir noktada bağlanacaktır. Yani Arondir, Theo, Numenor tarafı, Galadriel
Ya bu Theo'nun acaba Sauron'a ulaşmada damgalı falan ya, acaba o şekilde mi yapacaklar? Bilemedim. Ya bu şeyin, bu Arondir hikayesinin arkından gidecek bir çocuk belli yani. Ben Çok belli. zannetmiyorum Numenor taraflarına falan, o taraflara gitmeyecektir diye düşünüyorum. Numenor'a gitmeyecek ama Numenor geldiğinde Arondir'in olduğu sahne de var. Yani aslında Numenor doğuya geliyor. Numenor doğuya gelince o zaman Theo'yla da Öyle. karşılaşılmış Aynen. oluyor. Ben damgalandım. İşte belki de Sauron'a bu çocuk üzerinden ulaşılmaya çalışılacak. Belki de. Bakalım. Bu Abi arada Sauron'a ulaşmak gibi bir çaba yok aslında ama bilmiyorum ki şimdi kötülüğü yani. arıyorlar abi. Kötülüğü arıyorlar ya. Sauron'a ulaşmak. Galadriel'in peşine Ulaşamaması gidiyor. lazım abi. De bir Abi o anahtar zaman çıksın da bir yüzük hikaye yapılsın abi yani. arkı çok ters gidiyor. Çünkü Evet abi ya. Sauron anahtar kılığında bunlara ulaşmaya çalışıyor zaten. Yani İşte tam kendisi ters. geliyor. Evet. Yani burada Doğru. hikaye arkını ters Ama çevirmiş oluyorlar. evet, ama Galadriel kendisi yola çıkıyor abi. Şey diyor ya, kötülüğü bulacağım. O sebepten Forodreith'e gidiyor zaten. Yani kötülükten kastı, herkesin fikri herhalde Sauron değil mi? E işte bir Abi 100 dolar olsa istihbaratı versem iyi değilmiş. Maraşi'ye, çünkü İstihbarat içinde kötüymüş. içinde diye biterdi ama Kuzeye Galadriel'de değil cin doğuya gibi. gitmesi gerekiyormuş abi bulması için. Yani demek ki istihbarat iyi değilmiş Galadriel. Ne işi var buzulda? Ha, Mordor'a işte. gitmesi lazım yani. Ya. Değiştirmişler abi, hikayeden bambaşka. Lore'dan alakasız şeyler yapıyorlar yani. Dur dur, Galadriel. değiştirmişler deme, daha Ha tamam. bağlamından kopuk Peki. konuşuyoruz. Diziyi bir görelim ama hissiyat olarak Peki. yani çok fena gibi duruyor. Yani ona, hani duruyor kısmına katılırım. Ama bir görelim yani, tedbiren bir görelim. Ama izlediğimiz kadarıyla biraz, yani birazdan biraz daha çok değişiklik var gibi Var abi, onu duruyor yani. söylüyorum zaten. Var, var. Fevkaladenin de fevkini Öfkizde biliyor. bir şey var yani. Evet. Bu arada hemen şu Kaan Ülger, teşekkür ederim. Çok sağ ol Hasan Mert Gürbüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve bir Maatos Sauron bu çocuk. Numenorlu kara kılıcı var diyor. Çocuklar, Maatos Eyvallah. Sauron olması mümkün değil. Bakın biraz önce Murat hocam da Söyledik. dedi. Değil. Yani hakikaten Olamaz. dediği tamamen doğru yani. Benim Olamaz. okuduğumda da doğru, Murat hocanın okuduğunda da doğru, Umur'da da. Hani Peter Jackson çok onu ikonik bir hale getirmiş olabilir ama kitapta iki cümlede geçip biten birisi yani, o kadar yani, bir şey değil Almış, Maatos Sauron. değiştirmiş. Aynen öyle. Emre Ayten, teşekkür ederim abi. Çok sağ olun desteğiniz için ve devam ediyorum abiler. Hızlıca geçiyorum çünkü yavaş yavaş da 1,5 saate ulaştık. Burada Sauron ismini duyduk. Bronwyn'i görüyoruz. Ya bu Abi bir şey diyeceğim. Bana biri şey diyor, kitapları okumamış. Abi gözünü seveyim kardeşim, okumamış olabilir miyim ben ya kitapları? Kitaplardan farklı şeyler konuşuyoruz. Yani Allah aşkına ya. Yani kitaplarla alakalı konuşmuyoruz. Diziyle alakalı konuşuyoruz. Çünkü lore'dan farklı ilerliyorlar abi, o sebepten dolayı. Yoksa ben de biliyorum konuşmayı, lore'u. Biz de anlatırız. Gözünü seveyim ya. Bu peki ne diyorsun Umur, sen buna şey mi dedin, Adar mı diyorsun? Ya bu sanki parmaklarına bir şey takmış Yok mı, bu ben yarık yan... takı mı, bu nedir, neyin nesidir bu ya? Burada ben ilk izlediğimde Adar dedim heyecandan. İlk böyle 7 dakika olduydu abi. Ben yayına girdim, 7 dakika sonra fragman geldiydi. Lan dedim bu Adar herhalde falan. Çünkü Adar'ın o kuleye çıktığını falan görüyorum. Bu orklardan birisi. Ve yakalıyorlar Arondir'i. Mevzu o. Yani evet, bir şey gibi, bir köy baskını gibi bir şey yaşayacağız. Abi bu çok ilginç işte. Yani şuradaki görsel efekt şahane yalnız. Yani hakikaten çok başarılı yapmışlar kılıç için. Bu kara kılıç mevzusu nedir? Var mıdır yani benzerleri? Ne olabilir? Zafer abi, İkinci Murat çağda abi, yok değil mi Umur. Murat hocam, öyle özel bir kılıç Yok. ikinci Ya çağda değil. Morgul Benim Blade bildiğim var yok. işte ama yani, Benim ama yok. yok. Ha Morgul Morgul Blade'ler de şeyde, üçüncü işte çağda sonra canım. Ha. yani Morgul Blade sonuçta biliyorsun yok olup gidiyor ya Ya. çektikten sonra araba. Bu da Hı. tam tersi oluşuyor. Evet. Yani belki öyle bir gönderme yapmış olabilirler. Fakat erken yani. Ben o yaratığın da ork olduğuna çok emin değilim ya. Orkun da o kadar pençemsi bir eli, diğer ork şeylerine bir bakmak lazım, resimlerine, fotoğraflarına. Ben Fazlasıyla canavarımsı bir şey var ya. Yani. Onu da gözümüze sokmasının nedeni de bence korkutucu.
Bir de yani oradan ork çıkıyorsa niye göstermiyor? Bayağı kara bir silüet olarak gösteriyor dizayn yaratmak için. Bu arada konuşmadık ama trailer'ın bu karanlık havasından da ben çok hoşnut kaldım. Ben de abi. Korku filmi havasında biraz bazı sahneler çok yani. Tatlı. Şey Nar çok iyiydi ya. Diyorlardı yok. Hani ilk başta elf çocukları koşuyor işte Galadriel'e şey tıklıyor. Pırıl pırıl hani barış havası her şey güzel olacak diye düşündük falan. Sonra iş değişti mi karanlığa dönüşüyor falan. Evet. Doğru iş yapmış adamlar yani. Müzik hakikaten geçişleri de çok iyi abi. Müzik geçişleri de çok iyi bence. Müziğin alçalması, yükselmesi gerilimi çok diri tutuyor. Güzel fragman olduğunu düşünüyorum ben. Ya evet, Sauron'un kurtadan formu olabilir. Ama niye Sauron öyle bir... Çok ucuz olmaz mı Murat abi ucuz ya? Öyle kullansa değil mi? Ucuz olur. Yani bir şey diyemiyorum şu anda ya. Çünkü Adar'ı daha sonra gösteriyor. Adar'ın bir eli normal, bir eline de böyle pençe gibi bir şey takmış. Ama burada evet, bir aparat değil ya. Bayağı organik bir pençe o. Hmm. Adar değil yani o bence oradan çıkan. Ya bu orada yakalanıyor Arondir diye. Biz Cem abiyle de konuşmuştuk. Muhtemelen Arondir bir şeyler o, yapmaya çalışıyor ama yakalanıyor. Ben onu Teo'yla o çıkan şeyi Teo'yla düşündüm. Ben Arondir'le düşünmedim açıkçası. Teo'nun evi gibi Teo'ya geldi gidiyor bana da. Teo'nun yanına gidiyormuş gibi. Evet. O ev hani Teo ile annesinin kaldığı yer gibi geldi bana. Evet. Sonra o zaman kılıca geliyor. Kılıca geliyor belki. Kılıca geliyor o zaman abi. Evet. Öyle çıkarım yapabiliriz yani. Evet abi, yani çok parça parça, yarım saniye yarım saniyeler. İşte senin söylediği, Umur'un söylediği şey, simge şimdi gelecek abi size. Bu burası işte o görünen yer gibi. Hani Barad-dûr mü dedik, orası mı burası evet mı dedik. Oranın içi sanki. Evet burası. Dışarıya baksanıza. O havayla aynı ya. Evet, mavi bir şey evet var, abi. Hava var. Mavi de biliyorsunuz buzul şeyini hep çağrıştı. Burası da zaten karlı. Zaten buz kütlesi atıyorlar. Belli ki şey var. O ilk teaser'da gördüğümüz Ice Troll'la karşılaşması olacak. Galiba. Sonra işte burada Obur senin söylediğin bu simge üzerine sıklıkla duruyorlar. Yani bu Sauron'un simgesi olarak diye kabul ediyorum artık ben bunu. Yani ben de öyle. Yanlış mı düşünüyorum üç ama. Üç kere gördük abi. Üç kere görüyoruz ya. Hani bir değil iki. Üç kere gösterdim. Gözü andırıyor. Tamamlanmamış gibi. Ya bir de buz kötülüğü simgeler ya abi, genelde hani o buzun oluşumu falan kötülükle eşleşilir ve burası dikkat ediyorsunuz yüzük nedir? Örs mü deniyordu? Örs deniyor değil mi? Hani burada birisi belki de başarısız bir deneme yapmış. Bilemiyorum. Bir yani burası ilginç. Bir yüzük mü yapılmaya çalışıldı acaba, ya da bir şey mi yapılmaya çalışıldı? Çünkü gösteriyorlar demek ki burada. Sauron belki buradaydı. Bu arada buranın da o içeri girdikleri mekan olup olmadığı konusunda da emin değilim. Yani. Yine başka bir sahne getirmiş. Evet. Fragman doğru, oyunu. Doğru diyorsun abi. Her şey bağlamından kopuyor işte böyle. İşte burada buzun atıldığı sahneye geldim şimdi. Burada ilginç bir şekilde bu buzun içinde de bir şeyler var. Ya fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu Ice Troll dediği yani şey gibi olmasın. Bu Batman'in yeti mi? Yeti yani tarzı yok, böyle hani şey nefesiyle buza çeviren bir şey mi yapmışlar acaba? Çünkü bu buzun içinde de şu kalıntılar falan var. Birileri mi var içinde? Zırh mı var? Böyle bir dünya da böyle bir şey dikkatimi çekti. İlginç bir şey bu. Yok ya, o kaya o. Kaya mı? Kayanın etrafında buz var. Buzlaşmış. İçinde kaya var bence. Kaya o olabilir. Fırlatıyor. Doğru abi. Buzlu olabilir. Kaya fırlatıyor. Bu olabilir abi. Olabilir. Geçiyorum abi. Burada çok önemli bir şey yok. Yani bir şey evet, konuşacağım. Buralarda şey yok. Aynen. Burada Numenor'da buradaki gözüküyor zaten. Şey var. Elendil var. İşte bizim onun kıyafetlerden burada Numenor olduğunu anlıyoruz ve bir gemi patlıyor. Neyin nesiyse bilmiyoruz. Büyük ihtimal çok sadıklarla şeyin arasında açılıyor. Umur'un gemisi o ya. Ya abi Feanor sandım ben onu. Ya Feanor gemileri yakıyor sandım. Çok adamın heyecanlandım. Tepki videosu var. Gemiye en çok gemiye heyecanım. Abi Feanor'u gördüm. O kadar tepki vermemiş ya. Ya abi o kadar hızlı geçiyor ki dedim Feanor gemileri yaktı herhalde. Ya çok heyecanlandıydım saçma sapan. Hiç alakası yokmuş. Bir şey burası söyleyeceğim. Mı? Demin dedik ki yani patlama bombası yok bilmem nesi yok. Bu gemi de patlıyor. Evet. Demek işte ki Numenor'un elinde böyle bir teknoloji var bence. Sonra unutuluyor Numenor batınca.
Nümenor barut olabilir. 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 O şekilde yapacaklar belli ki. Çok da önemli değil ya abi. Çok takılmaya gerek yok bence. Ya orada aslında o patlama meselesinde bir sıkıntı var. Şeyde 3. çağda bu sefer nasıl Saruman olacak o iş? Evet yani. Unutulmuş işte abi. Nümenor evet, batınca. Binlerce yıl aynen. Evet, geçmiş gitmiş öyle düşünüyorum. Ya sadıklarla demin arkadaş da yazdı. Sadıklarla kralın adamları arasındaki bir şey komplo, bir suikast düzenleme falan bir şey olmuş olması çok yüksek, çok da mantıklı yani. burada güzel de, ya bu mesela ork iş, cücelerle orkları falan çok iyi çalışmışlar. Diğer taraflarda çok sıkıntı oldu ama mesela bu iki ırk için hiç tartışma yok, dikkat edersiniz. Kesinlikle canım. Orklar muhteşem. Evet, muhteşem abi. Burada çok da iyi. Mesela şimdi size görüntü gelecek. Bu hani orkların gündüz dışarıda çok fazla bulunamama meseleleri var. Orada da mesela üst tarafı çok güzel örtmüşler. Güzel bir ışık şeyi de oluşturmuşlar. Yüzmeleri de oluşturmuşlar. Burada hı-hı, Adar teftiş yapıyor anladığım kadarıyla ordusuna. Daha ilginç, eğiliyorlar abi. Evet. Hürmet sunuyorlar. O daha ilginç. Yani bu şeyin primitifliğini falan çok güzel vermişler. Burada da bir prodüksiyon şeyi var bence. Hepsinin kafasını örtmüşler ki burada 100 tane ork yapmıyorum diye. Bu da doğru abi. Çok güzel yapıyorum. Blue Cox Clan mıydı? Onlar da bir geziyor abi herifler ya. Kafaya poşet geçirelim de ya. Kim uğraşacak şimdi 100 tane ork yapmaya? Düşünmüşler değil mi? Nasıl yapalım abi? Kafaya bir şeyler geçirelim. Çok mantıklı. Ama güzel çözüm olmuş değil mi Murat abi? Evet, tabii yani, çözülür mantıklı abi. Prodüksiyondan güzel kaçmışlar. Güzel. bizim bu çocuk evet yani biz ben başından beri söylüyorum Aragorn'un yerini tutacak mı bilmiyorum ama yani sonuçta o minvalde orayı doldurmaya çalıştıkları çok açık. Bu bizim neydi Umur bunun ismi? Bu Göremedim. Göremedim ki. Halbrand'ın anahtar olduğuna dair çok evet, şey var. Kanılar var ama. Çok. Ya tamam olur abi mu? Aragorn ya. Çok Aragorn ya. Çıkışı bile, yürüyüşü bile. Abi aynısı. Bak şimdi yani bu anahtar diyor. Tamam. Bir velev ki anahtar oldu. Abi bu anahtarın güç yüzükleri yapacak bilgiye sahip olması lazım. Ya yani, bu adamda öyle bir bilgi var mıdır ya? Varsa niye şu anda şey yapmıyor, göster? Teftiş ediyordu. Ya bunu, bu ana şeyleri unutmamak lazım yani. Evet. Anahtar bence denen de kişi güç yüzüklerini yaptıran kişi yani. Bu şeyi yani, kudretli bir şey yani geliyor. Ve kendisini zaten Valinor'dan geldiğini söyleyerek tanıtıyor. Bu herhangi bir kişi olamaz yani anahtar. Kelebrimboru çıkarsa çok saçma olur yani. Kelebrimboru yanına biri yaklaştı. Kelebrimboru İkna ediyor yani. Ben sana evet, öyle şeyler yani öğretirim ki diyor. Hı-hı. Dedene yaklaşırsın yani. Deden gibi olursun. Feanor gibi şeyler. Feanor'un yapamadığı şeyler yaparız diyor. Ki aynen, yani üç büyük elf uyarıyor. Yani bu güvenilir bir şey değil. İşte Círdan, Gil-galad ve Galadriel kabul etme kente. Bu güvenilir biri değil. Hatta diyorlar. Lindon'a sokmuyorlar. Evet, Lindon'a sokmuyorlar. Almıyor, kapıdan diyor, giremiyorlar yani. Yok. Ama Celebrimbor yani adam o kadar bilgili ki, o kadar ekstradan bir şey biliyor ki bunların bilmediği. Razı oluyor yani sırf onları yapabilmek için. Şey değil, böyle normal biri değil. Bu çocuk savaşçı yani, belli yani. Bence de çok büyük şey yapmazlarsa. Gerçi Celebrimbor da sonradan şey yapıyor. O da elletmiyor ya. Bir şeyler evet, çakıyor. Belki yani de anlıyor. Kalıyor. Anlıyor. Bilgiyi almak için işbirliği yapıyor ama kendi yüzüklerine de dokundurtmuyor. Hırsından dolayı yani oluyor abi. Belki yani, evet. Dedesi Feanor ya sonuçta. Bu arada çekici de Feanor'un çekiciymiş. Şeyde, dergide gördüğümüz o bakışı var çekici. Feanor'un çekici olduğu onaylandı o. Ama belki de onunla alakalı bir sohbet dönecektir. Arkada Elrond var o sahnede. Tatlı bir sohbet görebiliriz. Evet, o çok ilginç olacak. Güzel olur o. Evet, hırsından neler yaptığını zaten yavaş yavaş işlemeleri gerekiyor. Gerçi çok da hırslı gözükmüyor tip olarak ama. İşte o, abi oynar ya. Oynar adam, ben yetenekli olduğunu düşünüyorum. Umarım oynar. Abi bu Feanor'un yemini olduğunu düşünen hala çok kişi var. Biliyorsunuz sahneyi şimdi söyleyip size biraz geç geliyor ama. Tamam, kılıçların çekildiği. Kılıçların çekildiği sahne. Evet. Yani bu fikirde olan var mı? Sorayım. Ben Lindon diyorum. Orası Lindon bence.
Yani, bence yani değil. Anlatı da geçebilir. Yani anlatı olarak geçebilir ama uzun bir sahne olacağını düşünmüyorum. Sadece anlatılırken bu sahne 5 saniye falan gözükür Feanor'un yemini ise. Noldor'un niye geldiğini anlatırken. Ha, yani o bir açıklama sahnesi olarak konulmuş olabilir. Yani bu sahnenin ucu başı yoktur muhtemelen. Bu kadar bir şeydir gibi geliyor bana. Şayet Feanor'un şeyi Noldor'un yemini ise bu. Ya da işte kötülük şurada burada diye Galadriel işte milletten söz alıyor. Hı. Bozulmayacağız, ayrılmayacağız, beraber savaşacağız bilmem ne. Tamam hikayesi. Öyle. Yuvarlak masa nasıl şövalyeleri hesabı abi. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası yani. Murat abi sen ne düşünüyorsun? Bu öyle değil mi? Yani bence Galadriel'e şey yapıyorlar. Tamam yanındayız. Abi, ben öyle düşünüyorum. Her ikisi de olabilir. Bunların birbirine çok benzemesi beni düşündürüyor. Yani üç tane elf geçiyor. Üçü de ikiz gibi sanki. Evet. Çok benziyorlar birbirlerine. Hani oradan Feanor'un çocukları da olabilir bu. Arkadaki bir elf yapısı. Evet. Ya şeyi gördük ya bu ağacın yakıldığı bir şey. Evet. Orunun başında yine bu adamın Valinor'a tepeye tırmanan bir şeyi vardı. Yani bir görüntü var ya adam evet. Valinor'a tırmanıyor. Uzakta ağaçlar gözüküyor. O görüntüde de o bize gösterdikleri kadardı o sahne. Yani şundan eminim ben. O sahne o kadar. Onun başı evet. Önü yok. Demin Zafer'in söylediği gibi. Bu sahne de bu kadar. Aynen. Yani bu gördüğümüzde bunu böyle göreceğiz, geçeceğiz. Orada diyecek ki herkes yemin etti mesela diyecek mesela ve geçecek gidecek belki de. Ya biz bir saniyelik şey için doğru. 3 aydır kafa patlatıyoruz. Doğru. Konuşturmak için işte. Ya bilerek yapıyorlar abi. Devam ediyorum abicim. Yemini geçtim. Galadriel'imiz şeye biniyor ve Arondir ben en başından beri söylüyorum. Milletin en çok seveceği karakterlerden bir tanesi olacak Arondir. Çünkü Legolas'ın yerini tutuyor. Ve devamında evet abi. Buyur. Akrobatik ya. Akrobasiyi evet. Ona vermişler işte. Bütün aksiyon onda. Hoplama, zıplama, artistik hareketler onda. Evet abi. Aynen. Miriel'imizi görüyoruz. Ve evet. Şimdi burada Disa'yı görüyoruz. Evet. Mithril buluyorlar orada o sahnede. Yine şarkı söylüyor muhabbeti vardı. Yalnız. Bu arada Anorion yok. Anorion yok. Yok. Celeborn yok. Celeborn yok sıfır. Doğru. Ya evet koymamışlar. Olmayacak Anorion. Herhalde Anorion. Yani kim yapacak abi? Minas Tirith'i kim kuracak ya? İkinci sezon getirtebilir mi? Kız kardeşim yok. Yapacak acaba? Of, Anarion yok abi. Peter Jackson da koymadıydı. Bu da bunlar da ya koymadı. Peter Jackson'ın konusu değildi. Koymamış olabilir de. Heykelleri de değiştirmişti. Bilemedim. Ya bu Dis'in yanındaki erkek cüceler mi, kadın cüceler mi? Kadınlar değil mi? Soldaki kadın abi. Sağdaki abi, soldan, de kadın. Soldan ikincisinin burnuna baksanıza. O cüce yani bir heybetli bir burnu var oğlum. Cüce delikanlısı o belli. Abi, o... Ya Murat abi. Cücenin burnunu abartmışlar. Maşallah var harbiden. Yalnız burada prodüktörü de yalan söylediğini ya da ben yanlış anladım. Çünkü buradakilerin hepsi sakalsız. Evet, sakal yok. Aynen öyle. Abi sakallı kadın bilmem ne şeyi düşün. Lotus filmlerini düşün. Hobbit'lerin ayakları falan ne kadar şey korkmuş duruyor. Zaten hani yol bilmem ne falan işte ayaklarının üstü kıllarla kaplı, tabanları çok sert. Paramparça zaten ayakkabı giymeyi istemiyorlar, sevmiyorlar. Çok az Hobbit ayakkabı giyiyor falan. Şeye dönüyorsun. Kadınlarına dönüyorsun. Gül pamuk pırıl pırıl bir kadın yani. Şimdi olmuyor yani şey yapmazlar bu animasyon falan olmadığı sürece çizerek bir estetik kazandıramayacağı sürece böyle cüce erkeklerine çok benzeyen cüce kadınları koymazlar yani. Şey olmaz bu ilgi çekici bir durum değil bunu yapmazlar. Solda da sağda da ikisi de evet yani oradaki kadınların sakallı değil yapmamışlar. Belli. Evet şimdi bir görüntü verdim. Bu zaten burada ne olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Bir atlı ordusu olarak bir yere gidiyor Galadriel. Burada yanında herhalde anladığım kadarıyla işte Halbrand var. Isildur var. Isildur var.
bir yere baskına gidiyorlar. Dediğim gibi hikayeyi birbirine bağlayabilmek için her yere koyacaklar. Yani Galadriel'in etrafında dönecek olaylar gibi gözüktüğü için burada da bir olay var. Ne olduğunu yorum yapılacak bir şey olmadığından hızlıca geçiyorum. O patlama olan savaşın o savaş bu savaş olabilir. Yani kimle savaşıyor ama acaba? İşte birinci sezon sonunda çok büyük bir savaş olduğu bir yıl önce falan yine yapımcılar söylemişti. Yani birinci sezonun sonunda büyük bir savaş olacak diye bir söylenti vardı. Bu savaş o savaş olma ihtimali yüksek. Sen söylenene göre. Peki abi geçelim bence de. Geçiyorum aynen. Abi devam ediyorum. Orkların tamam, saldırısındayız. Saldırısı da geçiyorum. Ve burada ya bu sahne çok şey, Galadriel'in işte bu denizde salından ayrılıp deniz yaratığının şeyi batırdığı bir sahne var. Bu yaratıkla ilgili herhangi bir bilgi var mı yok mu? Buyurun abi. Ya şeyde Tolkien lore'unda şeyde var abi. Deniz yılanı olarak var ama hiçbir hikayede geçmiyor. Yani ismi var yok. Sadece. İsmi var yani. Deniz yılanı olarak yani Tolkien düşünmüş ama hiçbir hikayeye dahil etmemiş. Yani lore'da var diye bunu şey yapabilir miyiz? Hikayeye etkisi yok çünkü direkt olarak. Sadece yani böyle de bir şey var diye yazmış. Abi sonuçta okyanus ya. Yani, balina büyüklüğünde yaşıyor olabilir. Yaratık çıkar yani. Yani Tolkien düşünmüş. Olmaz. Yani böyle bir şey var yani. De, o yüzden devam ediyorum abi. Güzel yapmışlar ama CGI iyi. Yani, evet güzel. Şahane görünüyor. Yaratık korkutucu yani. Tekrar Numenor'a dönüyoruz. Yine önden cüceye geldik. Burada Numenor'a mı geliyor acaba cüce diyeceğim. Çünkü çok benziyor. Ve bakayım. Gelecek abisini size göstereyim. Yani burada geleceği haber verin. Devam edelim üstüne. Tahmin ettiğim sahne ise Khazad-dûm orası. Khazad-dûm değil mi burası? Cücenin çıktığı tahmin yer Khazad-dûm canım. Tamam. Burası Khazad-dûm abi. Aynen burası Khazad-dûm. Bu arada şeyi çok beğendim. Cücelerin sakalının zırhta belli evet. olması meselesi evet. müthiş. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir düşünce. Hakikaten. Cüce duaları sakallarına yönelik ya. Sevmezlerse sakalın seydersin diyorlar. Evet. Severlerse sakalın hiç şey olmasın, kısalmasın yani, diyorlar. Bu kadar övündükleri sakallarını zırhta da belli etme fikri çok güzel. Güzel. Geldiyse helal olsun. İnce iş yani. O yüzden evet. diyorum üstüne düşünmüşler. Yalap şap evet. yapılmamış dizi yani. Kesinlikle abi. Üstüne düşünülmüş. 5 yılın haklı mutluluğu var adamların üzerinde. ve abi işte ilk defa karşısında bizim tamam hadi Stranger diyeceğim. Meteor Man demeyeceğim. Zafer abim de alerjisi sağ ol Cemciğim sağ ol. Biri yanıyor abi. abi Stranger sonuçta şey gibi bu oldu. Geçen gün siz de paylaşmıştınız Twitter'da. Umur da herhalde ya da Murat abiydi. Bu birbirini yani. Gösteren evet. Spider-Man'ler gibi. Bu mu Sauron, bu mu Sauron? ya herkes ne güzel bunu Sauron diyorduk. Şimdi bu iskarttaya çıktı. Ya sen evet, kimsin abi. Kardeşim? Stranger kim belli değil. Bak karşısında Nori. Vallahi biz Murat abiyle İskender'in iddiaya girdik. İddiaya girdik evet. Bakalım öyle ne mi? Olacak tabii. Ne iddia ben... söyleyin. Burada Sauron, da şey olsun. Umur İstari olduğunu. Ben İstari olduğunu İstari düşünüyorum. Olduğunu söylüyor. Evet, Murat abi de Sauron olduğunu düşünüyordu. Bakalım. Ben hala İstari diyorum ama umarım Gandalf çıkmaz diyorum. Çok Gandalf'a atıf var. Bir tık tadım kaçıyor. Yani. Gandalf olduğu söyleniyor yani. İsmini açıklamamalarının sebebi, Stranger olarak geçmesinin sebebi bu. Deniyor. Ben demiyorum. Arkadaşlar yani internette ve teorilerde, fikirlerde öyle geçiyor. Zaten şeyde bu panelde de adamı sıkıştırıyorlar. Bu oyuncuyu sıkıştırıyorlar. Hani karakterinize nasıl hazırlandınız, neler yaptınız falan filan. Adam o kadar gizemli bir karakter ki. Diyor ki şimdi diyor anlatacak hiçbir şey yok. Sürekli şey diyor. Benle beraber bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Benle beraber bir yolculuk yapmanız gerekiyor deyip duruyor. Niye çıkartmışlar ki bu adamı? Ben de anlamadım. Yazık yani. Söyleyemiş. Belli yani adam. Ya bir de şey çevresindeki oyunculara soruyorlar. Bu Harfutlarla takılacak ya. İşte bu Eleanor Noria'ydı herhalde ismi. Ona evet. soruyorlar. Ya abi bir de ilginç bir şekilde çok az repliği varmış adamın. Diyor ki yani en ağır oyunculuğu diyor o yaptı diyor çocuk için.
sürekli beden ve mimiklerle oynamak zorunda, çok az repliği vardı diyor. Yani bu gizemi korumak için de çok az replik yazmışlar. Stranger'a mı? Evet. Evet abi. Konuşmadan oynamış neredeyse söylenene göre. Yani öyle bir şey yapmışlar. O zaman Gandalf değildir abi. Gandalf konuşur yani. Değil mi? Susmaz yani Gandalf. Konuşur yani. Ya inşallah hani Gandalf olamaz abi. Sen milletin dediklerine bakma ya. Gandalf umarım olamaz abi. Hani umarım bence de olamaz. Bence de olamaz. Kendileri original bir çıkartmak şey olur bu yani. Evet, olacak şey değil yani Gandalf'ın Saruman'ın Radagast'ın olması tabii. Saçma sapan bir şey olur yani. Hiç bunu açıklanacak bir durum değil bu yani. Çok herhangi bir şeyle. Gandalf falan olmaz. Bir de adamlar zaten bir selam çakmışlar Balrog'da. Ama filmden başka bir şey yapmaya uğraşıyorlar zaten belli. Tiplemeleri falan filmdekilere benzetmemeye çalışmışlar. Özel olarak film imajından uzaklaşmaya çalışıyorlar. Herkes kısa saçlı. Yani özel olarak uzaklaşmaya çalışıyor adamlar filmin imajından. Sen buraya yani filmin hatırına Gandalf'ı koymak çok anlamsız bir şey yani. O Gandalf falan olmaz ben diyeyim. Ya bence umarım herhangi olmaz. Bir istari de çok manalı değil. Bence yani plot gelmiyorlar içerisinde. Çünkü. Gelmiyorlar yani. İki çağda yoklar abi. Ya getirecekse mavi büyücüleri getirseydi, iki tane meteor düşseydi, içerisinden çıksaydı hadi derdik yani en azından abi, mavi büyücüleri. Meteorla geliyor şart mı? Ya, abi madem çok meteorla getirmek istiyor, iki tane meteor düşseydi. Meteorla gelmeleri şart mı ya? Abi yani, bir de şey mi olmuş mesela, ikinci çağda meteorla gelmişler, üçüncü çağda demişler, abi meteorla gittik ama yandık ulan. Yani böyle de olmaz olsun lan demişler, gemiyle mi gelmişler sonra? Abi çok yakıyor diye. Ya biz bu çok sıkıntılar. İki gün kendimize gelemedik ya ateşin ortasında. Hey demişler uçması güzel de inmesi zorun oluyor diye. Doğru diyorsun abi. Üçüncü çağda da gemiyle gelmişler. Ya bu kadar yani bu şey olur. Garip bir şekilde absürt olur. Yani bu yakışmaz yani bu böyle şeyler. Bu çok saçma yani. Gandalf ama hocam, olması falan yani çok ne, saçma. Ne düşünürsek düşünelim bu bir Maya ya. O belli. Tabii, yani tabii. Normal değil. İnsan falan değil ki o ateşe tabii. Dayanıyor. Meteor evet. Kullanıyor adam yani. Yani. Sauron çıkar umarım. Umarım ama bence de. Istari de çıkabilir. Ama o Istari'yi ne yaparlar sonra? Yani ne işe yarar onun Istari evet, çıkıyor? Ne işe yarar? Ne işe yarar? Yani hikaye nasıl hizmet eder abi? Yani oradan Istari çıktı. İşte nereye bağlayacaklar acaba? Hani şey var ya, bu bitmemiş öykülerde istarileri anlatırken bir yerde mavilerin ikinci çağda geldiğini evet, söylüyor ya. Belki ondan yola çıkarak hani iki tane değil de bir tane getirip sonra onu da doğuya falan mı yollayacaklar acaba? Belki. Yani iyi kötü bir bağlantı hani zorlama da olsa böyle bir şey çıkabilir. Ya şimdi biz ilk sezon olarak başka bir yerden bağlanmıyor çünkü. Evet. Yani benim aklıma gelmiyor başka bir şey. Yani bu normal değil. Abi. Bu ruhani bir varlık. Çünkü yanmıyor, tabii. Zarar görmüyor. Aynen. Gökten düşüyor. Yani bu normal değil. Bu ruhani bir şey. İyi ya da kötü ama ruhani bir canlı. İstari uyuyor. Ya da Sauron uyuyor. Sauron da Maya, İstari'ler de Maya. Yani soy olarak ikisi de Maya köken olarak. Sonuçta ortada bir İskender var ama işte yani bakalım. Var bakalım. İkimiz de yemeyebiliriz. Evet abi ikimiz de yemeyebiliriz. Başka bir şey çıkıyormuş değil mi? Eru'ymuş. Eru gelmiş. Ya Eru kendini meteor olarak atmış değil mi aşağıya? Kendine sıkılmış. Ama ben ister ediyorum ya. Bakalım göreceğiz şimdi abi. Şimdi bizim de bir iddiamız var. Biz de daha deminki o kılıç çekme sahnesinde Dilek ilk aklına geldi. Dedi ki bu Feanor'un çocuklarının yemeğini dedi. Eğer öyle çıkarsa ben yemek ısmarlayacağım. Zafer abi de şey yapacak. Bizi mekana götürecek. Ben sütlerimizi alıp eve gelirim. İddia abi yedi Mehmet. Biriniz Feodor'un çocuğu diyor. Her halükarda Dilek kazanacak yani Murat. İddiayı anlamadım yani. İddia hani Cem mi hesap ediyor ben mi? İddia bize Dilek'lik bir şey yok ya. Yok iddia şey abi Feodor'un yemini. Feodor'un yemini dedi Dilek o şeylerin çekimi. Sen ne diyorsun peki ona karşılık? Valla öyle olursa dedim yemek ısmarlayacağım dedim. Ha, öyle. Olmazsa tam tersi. Anladım. Tamam. Evet abi devam ediyorum. Burada Harfootların yanında Stranger. Bakalım ne olacak ne bitecek.
Bir de arada böyle delirmiş bizim Stranger yere bir şey vuruyor. Evet. Ha evet. Şey oluşuyor. Orada böyle bir şok dalgası oluşuyor. Evet. Falan. Kızdırmışlar adamı. Hobbitler de arkadan evet, ağaçtan burada. Böyle bakıyorlar. Evet aynen abi. Şu an ekrana verdim. Böyle bir bayağı da güçlü bir şekilde vuruyor. Değil ya mi? Bunu evet ya bir şey şok dalgası çıkıyor. Şok dalgası çıkıyor. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Arada da buraya gelmeden önce Arondir'in dövüş sahneleri var. Artık onları konuşmaya gerek yok. Evet, geçelim. Geç onları. Geç onları. Onlar da artık ve gerek yok. Arondir'in de işte şu sahne. Bu dediğim sahne bu sahne. Yani burada gözünü kapatıyor. Arkasında çok güçlü bir şeyi var. Galadriel'in. Güç dalgası. Bakın burada bayağı güçlü bir şey geliyor abi burada. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum bize ama. Bize daha gelmedi abi konuştuğun şey. Evet dediğim sahne abi. Burada o dediğin sahnede sağda Numenor askerleri var. He. Solda Arondir var. Miriel de var arkada. Yani Galadriel Numenor ordusuyla doğuya gelmiş demek oluyor bu. Hmm. Hayda. Burası dediği sahne. Aynen geldi şu an. Burada. Nerede Miriel ya? Abi şu arkadaki şeyin arkasındaki nasıl gösteririm ki ben sana şimdi bunu. Soldaki Arondir. Solda. Şurada onu gösteriyorum abi ben gösteriyorum. Şu Arondir. Onu gördük. Şu Brovin herhalde. Şuradaki diyorsun herhalde. Bu Brovin anladığım kadarıyla. Ama buradan diğerlerini nasıl seçtim bilemiyorum. Ben, ben arkadakini Miriel sandım arkadakini. Arkadaki Miriel sen... değil mi? Ya sen bir artık dakika. Kendi yayınlarında bunları didik didik ediyorsun. Okay. Burada ben sana onu bakarım. Buna... Ben okey. Arkada şey Numenorlular var abi. Hadi ben Miriel sandım ama Numenor askerleri var yani sağ tarafta. Ya zaten sağda güneş sembolü bir şey var yani. Evet, Numenorlular evet. Var burada. Evet. Var. Ve bir patlama oluyor. Yani bayağı bu güçlü bir şey burada. Evet. Şok dalgası geliyor. Ya. Bakalım. Evet. Ve en önemli sahne. Bence gel abi artık şey. Aynen önemli sahneye geleceğim abi. Balrog'a gel Balrog'a. Direkt Balrog'a geliyorum abi evet. Zaten anahtarı konuştuk. Konuştuk zaten bunları. Mağaraya gel önce yaprağın düşünü. Oradaki mitrillere bir bakalım. Orası kazattım. Tamam abi açıyorum orayı. Ha evet. Burada da fragman oyunu var bu arada. Üflediği sahneyle. Ne değil. Değil evet. Çok o güzel bir fragman oyunu yapmışlar. Oradaki konuşan ses çok etkileyici. Adar. Evet kesinlikle yani. Abi. Adar mı? Abi %99 Adar. Yani Joseph Mald'ın sesi o çünkü. Ben birkaç yerden de baktım. Ses tonuna falan baktım. Ulan, Sauron ben... sesi demiştim. Yine mi Sauron çıkmadı yani? Adar diye düşünüyorum ama umarım Sauron çıkar abi. Haklı çıkarsın. Ya burada bir tek işte yaprağın yavaş yavaş madenlerden içeri ki mitril olduğunu görüyorsun kayaların içerisinde. Yere düşüp bir alev alıyor yani alev burada oluyor. Bir simgesel bir anlatım bu, ve bu Kazattum'daki Balrog abi bunu başka şekilde evet evet bence itiraz eden olmaz herhalde buna. Ama şey şöyle bir durum var yaprağın düştüğü anda dikkatli bakarsa izleyenler bir yani yaprak direkt olarak uyuyan Balrog'un önüne düşüyor ve nefes alışında yanıyor yaprak evet, tam, evet. Tam olarak uyuyor yani sonra da uyanıyor. Nasıl uyanıyor onu bilmiyoruz. Bakalım. Bakalım. Nefes nasıl yaptılar. Ve geldik abi. Bu Balrog Peter Jackson'ın Balrog'u. Tabii. Çok Veta işte. Yani. Veta dijital. Almışlar şeyden çıkarmışlar üstüne yenilemişler. Yapmışlar işte. Aynısı abi. Aynı Balrog. Gelince haber verin abi. Ya bu görünce görülecek zaten. Bakayım. Geldi abi. Heh. Şu an. Bence bir sıkıntı yok benzer bir Balrog olmasında. Güzeldi zaten orada Balrog çok da üstüne koymuşlar. Iyiydi. Çok da güzel olmuş. Güzel de görünüyor. Mis. İşte Durin'in felaketi mi bu? Peki. Ona ne diyorsunuz abiler? Sizce ya yani... şimdi bizi yine şaşırtmak için önce Kazattum evet. Derinlerini gösterip sonra bunu çıkarttılar ama bu belki bir savaş sahnesinden önceki. Ama niye o zaman Kazattum'un altındaki Balrog'u üzerine çizdiler? Altını çizdiler. Daha abi kamera kayadan giriyor ya. Onu dikkatli izlersen yavaşlatılmış olarak kamera bir böyle kayadan mağaradan giriyor gibi. Yani aslında bir mağaranın içerisindeki bir Balrog bu. Ben geriden geldiğinde baktım...
Abi Balrog gibi bir varlığı kullanmak istemelerini anlayabiliyorum. Çünkü orta dünyanın bence en kendine has yaratımlarından bir tanesi. Yani ejderhaların falan önünde Balrog çok güzel bir şey. Tolkien'in yaptığı en güzel şeylerden biri. Kullanmak istiyorlar. Evet eyvallah da abi nasıl yapacaklar? Yani bu çünkü Balrog Khazad-dûm'un altında uyandı mı... Kazandım. Çökmesi lazım. Evet. Onu nasıl yapacaksın? Bir şekilde oradan çıkıp başka yere de gidemez. Derinlerden. Zaten. Uyanıyor da nasıl uyutacaksın tekrar? Ya ben şey yapamadım. Aklımda bir yere oturtamadım. Balrog'un. Bence kalmasını. O bundan önceki sahneyle bağımsız. Bu da birinci çağdan falan bir anlatıda böyle 5 saniye 10 saniye ya da 2 saniye. Umarım öyledir abi. Şey. Peki niye şeyi gösteriyorlar? Khazad-dûm'un altında uyuyan Balrog'u gösteriyorlar. Kullanmayacaklar. Şu şey vardı ya. Hani... Sen daha iyi bilirsin abi. Duvarda bir silah varsa o patlar ya. Evet. Ya şöyle olabilir. O nasıl diyeyim? Baba Durin çocuğa diyordu ya yani hepimizi yakacak yok olacağız bilmem ne falan filan muhabbet. Çekiç gölge. Ha işte o hikaye. Hani acaba onu anlatırken Balrog'dan mı bahsedecek? Yani aşağıda Balrog var. Balroglar böyle bir şey yapıyor. Bilmiyorlar işte. İşte bilme yani bilmemeleri lazım mantık olarak. Zaten yani biliyorlarsa çok daha garip. Bilmemeleri lazım. Hiç bilmemeleri yani, lazım. Normalde işte öyle de. Evet. Ya nereden bilecekler? Yoksa büyük onu... kekoluk abi. Ya. Aşağıda aşağıda Balrog olup dur bakalım ya bir selam verelim. Isırmaz abi ısırmaz diye. Oyun istiyor abisi. Oyun susun, istiyor. Susun Balrog var aşağı. Ya abi umarım o değildir. Ama şey Murat abinin söylediği çok haklı. Madem böyle yaprağın düştüğünü, mitrilleri de gözümüze sokuyorsan ve after credit fragmanı after credit sahnesinde de Balrog gösteriyorsan biz deriz ki bu direkt olarak Khazad-dûm'dan. O zaman niye gösteriyorsun? Bence Balrog işin içine dahil etmeyecekler hocam. Çok çok toparlanması zor iş oldu. Ya senaryosal olarak baktığımızda abi senaryo matematiğinde hani işte aşağıda da Balrog var deyip geçireceklerse o zaman fragmana niye koydun? İnsanlar yani, heyecanlansın. Yani şey yapabilirler mi abi? Khazad-dûm'un düşüşünü de dizinin içerisine yedirebilirler mi? Of ya işte. Yani Numenor'un düştüğü gibi Khazad-dûm'la Balrog uyanacak. Olması gerekenden 3000 sene önce Khazad-dûm Moria haline gelecek. Öyle bir hikaye. Olabilir. Uzak değil. Yani yapmak isterse Amazon yapar. Almış bütün hakları baksana abi ya. Bütün her şeyi almışlar. Yapacaklarsa yaparlar zaten. Ya çünkü eğer Nazgül'leri ikinci çağda ortaya çıkartacaksa, üçüncü çağın bininci yılında ortaya çıkan mesela Nazgül'ü ikinci çağda kullanacaklarsa, o zaman üçüncü çağda ortaya çıkan Balrog'u da öne çekebilirler yani. Muhtemelen. Belki de Khazad-dûm'un yıkılışını da göreceğiz. İlk sezondan mı ama? Yok canım, o beşinci sezonda. Yok, ilk sezondan yani. Değil ama dördüncü sezonda. Beşinci sezonda bilmiyorum bir yerde belki de uyanacak ve herkesi öldürecek. Bu hırslarından o kadar Mitril'e zaten bu arada atıf da yapıyorlar. Üç teaser'dır. İşte bu yeni bir çağdır falan diyor Durin. Bayağı bir atıf da yapıldı. Kaza inecekler ve üçüncü dördüncü sezonda da biz Khazad-dûm'un düştüğünü göreceğiz diyor. Göreceğiz. Çok uzak değil yapabilirler ama bu Balrog'a bağlayacağız onu bilemedim abi ben. Yani ve birebir şunu söyleyeyim. Peter Jackson'ın ya birebir dedim biraz oynamışlar ama Peter Jackson'ın Balrog'u bu. Yani aynı Balrog. Yani Gandalf'ın öldürdüğü Balrog. Evet, yani benzer olarak da aynı tip. Yani o benim işte, uyandırtıyorlar. Onu şey yapamadım. Baktım inceledim hatta bayağı işte şeyleri de aynı. Boynuzlar da aynı. Göz burun şekilleri de aynı. Demek sadece ki abi öldüreceği Durin'de bizim Evet. Durin yani. Evet abi. Evet. Babasından sonra geçecek aynen olan abi. Durin demek aynen ki bir sezonda belki 4'te belki 5'te bilmiyorum aynen bir yerde Balrog o Durin'i öldürecek. Aynen öyle. Böyle evet. Öyle olacak bağlayacaklar. Katılıyorum. Çünkü Balrog'u başka nasıl kullanacak ya? Yok çünkü yani dışarı falan çıkartmaz. Balrog çıkmıyor ki zaten. Çıkmıyor dışarı yani. Bile, bütün hikaye yapısı çöker. Azam'ın bizara bile karışmıyor abi adam. Tabii yani. Tabii. Yani şey Moria'nın değil. Dışına çıkıp oradaki kapılardaki savaşa bile katılmıyor yani. Umurunda değil çünkü. Yok. Yani orada yani ikinci çağda uyandırdım Balrog. Anormal bir güç dengesizliği olur. Yani kim baş edecek Balrog'la yani? Nasıl yapacaksın onu? Meteor Man.
Gandalf şaka şey, şaka. Şaka abi, yapıyorum. Şaka. Balrog'u öldü. Şaka şaka. Meğer Meteor Man o yüzden gelmiş. Sadece Balrog. Zafer abi o İskender yiyecek ya, o yüzden oraya çekmeye çalışıyor. Bütün mevzuyu. Ya abicim ben İskender'ini veririm sana. Ya, yok abi. Veririm şey. Ya. Ayıp ettim. Bir İskender'e abi tadımız oldu. Bozulmasın abi bak. İskender yüzünden. Ama yani muhtemelen çok anormal bir güç dengesi de olacak. Onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Yani. Çünkü Balrog'un uyanması ve dışarıya çıkması demek hadi al buyur. Öyle bir şey yapmamaları lazım. Ya direkt hikaye yapısı dediği çıkmayacak gibi Zafer abi. Çıkmayacak abi dışarı işte. Kazattum ele geçecek. Orada o bitecek yani. Kazattum karaldı diyecekler. Bundan sonra Moria diyoruz diyecekler. Peki. Olacak bitecek yani. Bir şey soracağım abi. Tamam hani birinci sezonu falan konuşuyoruz da şimdi bir dizi olduğunu düşünürsek bunun yeni karakter eklemen gerekiyor. Yani dizi dinamiği odur. Yeni karakterler getirirsin ve akışı canlı tutarsın. Peki ikinci, üçüncü, dördüncü sezonlarda hangi karakterleri ekleyebilir? O zaman biz şöyle düşüneceğiz. Kafalarına göre belki bambaşka karakterler de olmayan işte Tranduil'i yani ekleyebilirler. Ne bileyim belki Tom Bombadil'i. Var, Orofer var. Orofer'i getirebilirler. Bu şekil mi? Karakter var yani. Bu şekilde diri tutmaya çalışacaklar. Glorfindel gelebilir. Ya zaten bu hızla giderse 5 sezonda şeye kadar gelebilecekler mi ya? İttifaka kadar gelebilecekler mi? Abi? Sanmıyorum ben ama söylenene göre bir son savaş sahnesini bile hesapladık dedi yapımcılar. Yani hazırmış her şey. Planlanmış taslak olarak. Belli ki ilk sezonda yüzük müzük olmayacak orada. Yok. Yani görülene göre o. Ama belki de ikinci sezona geçecekler yüzük mevzunu. Ama yüzüğü de abi şey yapıyorlar. Dikkat ediyor musunuz fragmanda? Yüzük çok yok abi. Ama Lord of the Rings'de yüzük yok ya. Yani. Ama yüzük atıfı var. O çok acayip. Yüzük yok ama yüzük atıfı var. Ya çok acayip. Vallahi göreceğiz. Evet. Vallahi dolu dolu hakikaten çok da hızlı aktı ama çok olmuş. Kaç saat olmuş? 2 saat olmuş. 2 saat olmuş. Çok nasıl geçti zamanı gerçekten anlamadım. Çok akışkan bir sohbet oldu. Umarım izleyen herkes de memnun kalmıştır diyeyim. Vallahi destek olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Ben bir şey sorayım bitirmeden. Gidişattan memnun mu acaba Zafer, Umur sen? Abi zaten yani sıfırdan 3 ay öncesine, aldılar. 3 ay öncesine göre daha iyi bir yerde miyiz? Kesinlikle. Endişeleriniz arttı mı? Azaldı mı? Ya ne şöyle dedi? Benim açımdan yani görsellik, Nümenor'u görmek, karakterleri görmek, coğrafyayı görmek, orduları görmek, ırkları görmek açısından çok keyifli olacak. Kesin yani. Ben görsel olarak çok iyi olacak. Kesin yani. Çok güzel olacak. Ama korkunç bir senaryo olabilir yani. İşte. Yani, hakikaten çok çok feci bir senaryo olabilir. O korkutuyor işte. Yani şey diye düşünülebilir yani. Öyle bir hale getirirler ki Tolkien'in yarattığı ırklar ve kimi kahramanlar var ama kendileri bir hikaye yazmışlar. Yani tamamen başka bir şeye dönüşebilir. O biraz böyle bir ihtimal var yani. Ama görsel yani. Olarak falan güzel olacak kesin yani. Görseli iyi olacak. Ya biz Murat abiyle şey mevzusunda hemfikiriz sanırım. Konuşmuştuk da ya şu main teaser'ı Ocak Şubat'ta yayınlasaydın da bu kadar da insanları yerden yere sana hakaret küfür etmesine hiç uğraşmasaydın. Neden olmasaydın? Değil mi? Yani çok anlamsız bir, çok da kötü bir teaser yayınladınız. Bence o PR ekibi de değişti abi bu arada. Bence. Muhtemelen evet. Ya çok kötüydü çünkü. Peki şimdi nasıl hissediyorsun Umur yani? Beklentin ne yönde? Abi ben mutluyum şu sebepten. Çünkü sıfırdan geldik zaten. Ben hakikaten dizinin bu PR'ına çok sinirliydim. Yayınlarda da konuşuyordum ama en azından belirli şeyler yayınladılar. Son iki fragmanı çok beğendim. Gayet de iyiydi bence. Ama dediğimiz gibi yani senaryonun ne kadar evreni çökerteceği sıkıntısı. Yani o evren ya Balrog'un Moria'dan çıkması demek direkt çökertiyorsun. Tamam Galadriel üzerinden bir şey yapıyorsun ama ne kadar Tolkien'e sadık kaldın veya ne kadar Tolkien'e sadık kalmadın. Bir uyarlama farkındayız. Ama tatsız bir senaryo. Vakıf gibi olabilir. Mesela Zafer abi Vakıf'ı hiç sevmiyor. Ya Vakıf yani ne kadar alakasız bir hikaye. Well of Time keza bir şeyler yaptılar. Onlar da senaryodan bambaşka kopmuştu. Burada da öyle bir korku ister istemez içimde var ama gördüğüm şeyden memnunum. Gördüğüm şeyden. Sen ne diyorsun Murat abi? Ya tabii teaser'la ve arkasından gelen fotoğraflarla düştüğümüz çukurun daha altı yoktu yani. Onun daha altına zaten düşemezdik. O yüzden yükseldik elbette ki.
şu anda o kadar çok endişeli değilim ve ben artık kendimi şeyi hazırlıyorum. Yani bu çok değişik bir şey olacak karşımıza, çok bizim bildiğimiz şey çıkmayacak diye hazırlamaya başladım. Zaman çarkındaki kadar kötü yapmasınlar yeter ki. Yani zaman çarkı berbat bir senaryoydu. Yani o kitaplara hiç uymayacak. Kitaplardaki karakterleri hiç uymayacak. Dizi olarak da kötüydü abi. Yani dizi olarak da kötüydü. Yani tamam, kendiniz bir pilot yapıyorsunuz, bari onu düzgün yapın diye umut ediyorum. Ama ben Zafer'le aynı şeyi düşünüyorum. Hikaye olarak isimlerin, yerlerin kullanıldığı, ana temanın kullanıldığı ama çok da fazla hikaye benzer olmayan bir hikaye göreceğiz. Ben buna alıştırıyorum artık kendimi. O zaman dördümüzün de ortak noktada gördüklerinden yaptığı çıkarımlar aslında hikayenin akışının içerisinde doldururken, yani fil yaparken, dolgu yaparken kendi hikayelerini ön plana çıkartmak zorundalar. Ki ben hep şu şerhe de koyuyorum abi, yani mesela Peter Jackson'ın elinde 1000 sayfalık roman vardı. Bu adamların elinde 10 sayfalık ek var yani. Madde madde, bir de orada hani betimleme falan da yok. Olay akışlarını inşallah çok bozmamışlardır. Yani saçma sapan şeyleri götürüp getirmemişlerdir. Arayı dolduracaklarına hepimiz kani olduk yani. Bu Tabii. Biraz seyretmeden bilemeyeceğiz. Yani ne kadar çıkacaklarını, evet, ne kadar mantıklı kalacaklarını, ne kadar çok dışına çıkacaklarını yani görmeden bilemeyeceğiz belli ki. Kapatmadan bana bir şey... kalsa abi, bana kalsa ya, ben yapıyorsam zaten hikayesi çok güzel yani. Anahtar geliyor işte ve herkesi kandırarak bir şeyler yapmaya. Ben bu ana pilota sadık kalırdım ben yapıyorsam. Tek bir şey değiştirmezdim valla. Çünkü gerek yok. İkinci çağ çok hareketli ve güzel bir çağ. Evet. Yani çok o hikayeyi destekleyecek şeyleri kendim uydururdum. Burada tamamen çok farklı bir pilot var karşımızda. Yani Galadriel'in Numenor'a gitmesi, ondan sonra yani bir şeyin, bir varlığın dünyaya düşmesi falan. Evet. Çok 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 dışında yani. Ben müzikleri beğendiniz mi abi yayınlanan? Onu sorayım. Benim soracağım son soru bu. Müzikler hoşunuza gitti mi? Müzikleri görmedim ben ya. Müzik. Ha, müzik. Müzik. Ha. Müzik bence Sauron teması değil, güzeldi. Galadriel ortalamaydı bence. Aynı fikirdeyim. Yani kötü değil abi. Yani şey, sahneye hareketlilik katıyor mu? Katıyor. Yani ben zaten şeyim, kişisel olarak yani sinema müziklerini, yani müziğin sahneyi çok taşıması, müzik etkisiyle sahnenin güzel bulunması taraftarı olan biri değilimdir ben. Hoşlanmam ondan. Yani sinema sinemadır. Müzik başka bir şeydir. Yani onlar ikisi belli bir yere kadar ayrı olsunlar isterim. O bakımdan da hani çok belirgin değil müzikler. Çok vurucu değil. Yani müzik sayesinde güzelleşmiyor. Ama tam gerekli bir katalizör gibi. İş aradaki dengeyi, ruhu tutuyor işte. Vasat müzik iyidir diziler için. Anladım. Zaten şey, ben daha duymadık. Howard Shore bir ana tema yaptı. Daha Howard Shore'un yaptığı temayı duymadık. Bir McCrane'nin dediğine göre diyor ki yani duyunca ağlayacaksınız, muhteşem bir şey diyor. Bilmiyorum, adamın yalancısıyım. Howard Shore bir ana tema yapmış. Geri kalanlarını bir McCreary yapmış. Sauron temasını ben de Murat abiyle aynı şekilde düşünüyorum. Gayet başarılı. Ama Galadriel temasını çok başarılı bulmadım. Yani fena değil diyeyim en azından. Ama Howard Shore'un yaptığı müziği dinlemeyi de hakikaten bekliyorum. Çünkü çok büyük usta yani. Tabii. Evet. Şimdi artık bence herkes yoruldu. İzleyicilerimiz de yorulmuştur. Bugün 3300'e neredeyse ulaştık. Çok güzel bir yayın maşallah oldu. Gelen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir de Dilek'in ufak bir ricası var. Onu da şimdi söylemesem kızar. Bizim Kara Kare diye bir kanalımız var. Zafer abi, ben ve Dilek'in çalıştığı, aynı burası gibi. Şimdi linki dağıtarlar. Oraya abone olursanız, gelirsiniz, çok mutlu oluruz. Murat abicim sen... Ben zaten... de bir teaser yapayım mı? Tease edeyim mi be? Tabii abi, buyur. Yani bakarsınız bu insanları bir yerde yakın bir zamanda yüz yüze canlı da görebilirsiniz yani. Hayda. Murat abi söylerse biz konuşuruz. Yani. Tease edelim ya şimdi. Olacak ama. Ya, olacak.
bir şey yapıyorlarmış abi, 3-4 kişi toplanıp Murat abi burada ne demeye çalıştı diye. Kare kare ilerletiyorlarmış. Zafer abi çok ters baktı falan. ben Murat abi söylesin, konuşulur zaten ama olur. Güzel olur hatta. Bakalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Murat abicim çok sağ olasın. Seni de çok çok oturttuk, kusura bakma. Aslında bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Umurcuğum sen abilerimden bayrağı devralacak gençsin, biliyorsun. O yüzden eyvallah, sorumluluğun yüksek. Eyvallah. Gelecekte herkes sana usta diyecek. Estağfurullah abi, estağfurullah. Estağfurullah abi, eyvallah. Ama uzak gelecekte, öyle heyecanlanma. Abi ben zaten daha çok gencim abi, çok uzak. Şöyle 30 yıl sonra falan. 30-35 yıl sonra. Abi sözü Umur size bırakayım. Sözü ben size daha, bırakayım ben sonra kapatacağım. Çok teşekkürler abi. Müthiş bir yayında. Çok keyif aldım. Vallahi dolmuşuz. Müthişti vallahi. Davet ettiğin için de tekrar teşekkür ederim zaten. Yapıyoruz hep beraber. Eyvallah. Gelenlere de çok teşekkür ederim. Bir hatam olduysa da affola diyeyim. Eyvallah. Umarım bu bir ay içerisinde iki tane daha trailer çıkardı. Umur da yani nasiplenir. İnşallah gelir ya. Senin için Jeff'le konuşacağım Umur. Abi valla bir konuş ya. Bir şey yayınlasın bak. Valla böyle olmuyor ya. Hep lejendaryum ama abi ya. Ya bize de abi olmaz ki. Abi kendinize iyi bakın. Zafer abi sen de son sözünü de söyle. Murat abi görüşürüz. Valla Umur da Murat da iyi ki geldiler. Güzel oldu. Cem Fan'ın da eline sağlık. Tüm moderatör arkadaşlara da teşekkürler. Zor bir iş yaptılar. Belki hep beraber Murat Hoca'nın bir bildiği vardır. Boş konuşmaz. Belki canlı yüz yüze de görüşebiliriz arkadaşlar. Aynen çok öyle. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi geceler.